Merhaba. Aslında yapmak istemeyeceğim tatsız bir videoyla yine karşınızdayım. Çünkü herhangi birisiyle polemiğe girmeyi sevmiyorum. Hele hele bir meslektaşımla polemiğe girmeyi sevmiyorum. Ancak daha önce bir kere daha eski patronum Ekrem Dumanlıyla girdiğim polemik gibi bir duyguya kapıldım. Bu sefer Cevheri Güvene cevap vermek durumundayım. Çünkü bir cevap hakkı doğuyor. Bir öncekinde Ekrem Dumanlı videosunda Dumanlı maalesef beni, eski personelini, çalışanını sanki MIT'in angajmanında olan birisiymiş gibi lanse etmişti. Böyle bir algı oluşturmaya çalışmıştı ve ona cevap vermek durumunda hissetmiştim kendimi. Bu kez Cevheri Güven birkaç gün önce bir video çekti ki daha sonra sildi ama Twitter'da bu video bütün haliyle yayınlanıyor. Oradan izledim ben de. Bu videoda doğrudan MIT ajanı demiyor. Aslında buna gerek de olmadığını, böyle eleman kullanmanın maliyetli olabileceğini, onun yerine aferinleyerek, pışpışlayarak, gazlayarak, sırtını sıvazlayarak istediğiniz gibi kullanabileceğinizi söylüyor. Ve bu şekilde çok kolayca gaza getirilen kullanışlı aptallar, saflar, salaklar, sazanlar gibi hakaretler sıralamış. Twitter'da da dedim yani cevap versen bir türlü, vermesen bir türlü. Ama videoyu izledim. Gecikmeli de olsa izledim ve ondan sonra bir şeyler söyleme kararı aldım. Gecikmeli izledim çünkü sosyal medya hesabımdan da bildirmiştim. Çok acı, çok üzüntü verici bir kayıp yaşadık. Bir taziyemiz oldu. Günlerce onunla meşgul olduk. Ve ondan dolayı ben videoyu aslında izleyemedim. Daha yeni izleyebildim. Ve hemen peşinden bu videoyu da çekemedim bundan sebep. Hatta yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Normalde bugün biz karı koca muhabbeti programını yayınlayacaktık. Eşimle yaptığımız programı kastediyorum. Pazar günleri yayınlıyoruz. Ama işte birlikte taziyede olduğumuz için maalesef bu hafta çekimi yapamadık. Bundan dolayı özür diliyorum. Onun yerine böyle çok da keyifli olmayan bir videoyla karşınızdayım. Dediğim gibi bir cevap hakkı doğduğuna inanıyorum. Ondan dolayı karşınızdayım. Analizlere bakarsanız, cevheri güvenen videosunu kastederek söylüyorum. Aslında analizler sefil. Sapır sapır dökülüyor. Ne üslubu üslub, ne konuşması konuşma, ne de argümanlarının bir elle tutulur tarafı var. İpe sapa gelir bir tarafı var. Ama işte tık sayısı arttıkça zeka seviyesinin ve yetkinliğinin arttığını sanmak gibi bütün o küçük adamlarda görülen hastalığa da yakalanmış maalesef cevheri güven. O şekilde bol keseden sallıyor diyeceğim. Şimdi bazen bir sözü vardı. Çok beğendiğim bir benzetmesi vardır zannederim vadideki zambakta olması lazım. Diyor ki maymunlar ağaçlara çok hızlı bir şekilde tırmanırlar ama aşağıdan yukarıya baktığınızda görünen şey sadece pembe kıçlarıdır. Hiç kusura bakmasın benim olduğum yerden de bu videoda gördüğüm şey farklı bir şey değildi adeta olimpos dağına oturmuş oradan bizlere yargı dağıtıyor. Gazetecilik kurusu gibi devlet kurusu, siyaset kurusu, istihbarat kurusu, stratejik düşünce kurusu bu, bu şekilde olimpos dağından yargılar dağıtıyor maşallah. Ama bu arada hazımsızlığını belli etmese bari diyebiliriz ki evet ya belki bulunduğu yeri sindirmiştir. Ama öyle de değil. Hazımsızlığını da o kadar belli ediyor ki bir öfke yani tabirimi mazur görün ama sanki bir kuyruk acısı varmışçasına bana saldırmış. Zaten bir doğrudan saldırı olmasa, bu hakaretler olmasa kalkıp böyle bir video çekmek istemezdim. Zaten izleyince şunu hissettim biliyor musunuz? Ben o konuşturmuyorsunuz videosunu aslında Cevheri Güvene hitaben çekmeliymişim. Aslında muhatabım oymuş. Ama 3 hafta geçtikten sonra aradan muhatabı cevap verdi bu şekilde. Karşımıza geçip konuşmayacaksınız diyor. Şimdi biz bu videoda uzun uzun konuşacağız beraber. Sedat Peker olsaydı çok eğleneceğiz kardeşlerim derdi ama maalesef ben aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü eğlenceli değil, acıklı. Ama yine de sonuna kadar izleyin lütfen. Sabrınızı yine talep ediyorum. Sonuna kadar izleyin. Madde madde ele alacağım bu videoyu. Cevheri Güvenen videosunu madde madde ele alacağım. Zaten tuttuğunuzda kendisi lime lime dökülen parçalardan oluşuyor ama biz o limeleri alacağız usul usul bir ipe dizeceğiz ondan sonra kurutup kibrit kutusuna yerleştireceğiz usulca yerleştireceğiz şuradan başlayalım cevheri güven videoyu sildi ama niye sildi bilmiyoruz. Ben de kendisine sordum. Bu videoyu çekmeden önce kendisine sordum. Hem de bir gazeteci olarak soruyorum dedim. Vereceğin cevapları yayında paylaşacağım diyerek sordum. Şimdi o yazışmayı da paylaşacağım. Ekrana da getireceğim. Ama benim gördüğüm şu. Sanki Cevheri Güven'in kendisi bu videoyla beraber saf salak sazan pozisyonuna düşmüş. Kendi ifadeleriyle bakın bu ifadeler kendi ifadeleri. Daha baştan vereceğim rahatsızlık için bütün izleyicilerden özür diliyorum bir kere. Çünkü bunları kullanmak zorundayım. Kendisi çok rahat bir şekilde çok fütursuzca bunları söylediğinden dolayı şimdi ben de onlara atıf yapacağım. Ama görüyorum ki Cevheri Güven bu videoyu yayınlama ve sonra da silme ile beraber kendi kendini sazan pozisyonuna düşürmüş. Niye sildi? Bir salaklığını mı fark etti sonradan? Bir saflığını mı fark etti? Bir sazanlığını mı fark etti? Bilmiyorum kendi ifadeleriyle ama bir şekilde sildi. Çünkü züccaciye dükkanına giren bir fil gibi her şeyi devirmiş, her şeyi bir yıkmış. Şimdi millet onu toparlamakla meşgul. Cevheri Güven bir saf, bir salak, bir sazan nasıl olurmuş? Kendi videosunda örnek olay olarak, örnek vaka olarak, uygulamalı olarak kendisini gösteren, kendisini anlatan bir gazeteci olarak mesleğin yaşayan efsanesi haline geldi şimdiden. Peki bu yazışmamızı paylaşayım sizlerle. Bu mesajlaşmada neler var? Ben kendisine soruyorum. Cevheri Selam, ben Ahmet Dönmez. Son videonu neden sildiğini sormamda bir mahsur var mı? Bunu bir gazeteci olarak soruyorum. Herhangi bir şey yayınlamadan önce karşı görüş olarak soruyorum zanlarla veya tahminler üzerine yorum yapmaktansa doğrudan sorup senden öğreneyim istedim. İyi günler dilerim diyorum. Cevap şu. Şöyle oldu. Videoya ilk olarak Copyright Strike geldi. CNN'den Pensilvanya'daki Arbede görüntüsünü kullanmıştım. Kanal için tehlikeli bir durumdu. Videoyu gizli yapıp onu çözmeye aldım. Tabi video 40bine gelmişti ilk 2 saatte O arada birçok kişiden kullandığım bazı tabirler nedeniyle eleştiri aldım bu eleştirileri dikkate alarak düzenlemeye karar verdim hazır gizli almışken Maçtan sonra yayınlamıştım videoyu Bu arada gece yarısı oldu sabah bıraktım ama sabah Twitter'da deprem oldu korsana düştü vesaire ben de öyle bıraktım akışına diyor Ben de kendisine şunu soruyorum kullandığın hangi tabirlerden dolayı eleştiriler aldın videoyu düzenleseydin nereleri değiştirecektin? O da cevaben diyor ki belki yaparsam düzenlemeyi görürsün. Benim cevabım şu. Yani şimdi sana söylemek istemiyorum diyorsun. Öyleyse direkt sorayım. Belki cevaplayabilirsin. 1. 17-25 Aralık bölümü mü? 2. Hani Favcı zarf bölümü mü? 3. Saflar, salaklar, sazanlar bölümü mü? 4. Bunlar dışında başka bir bölüm mü? diye soruyorum. Cevabı şu. Şöyle Nezaketen ilk soruna cevap verdim. Ben bir iş yaparım ve insanlar tartışır, eleştirir. Avru olmamak kaydıyla hakaret bile eder, edebilir. Bunu linç olarak görmem. Benim geniş kitlelere ulaşma gücüm varsa geniş kitlelerin de beni eleştirme fırsatı vardır. İşimi yaparım, gerisi halka kalmış. Mal ortada, takıl kafana göre. Diyor. Ben de cevaben ilk soruma nezaketen cevap verdiğin için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, o da sağ ol sana da diyor. Şimdi bu yazışmadan sonra... Sizin takdirlerinize bırakıyorum. Hem bu diyaloğu hem de Cevheri Güven'in videosunu silmesiyle ilgili açıklamasını, gerekçesini takdirlerinize bırakıyorum. Videonun içeriğine geçerken önce şuradan başlamak istiyorum izninizle. Sizi 2018 yılına götüreceğim. 2018 yılında bir yazı yazmıştım. Cezaevlerini kana bulayacak isyan planı son anda önlendi iddiası şeklinde. Okuyanlar hatırlayacaklardır. Üzerinden biraz zaman geçti. Hemen şöyle kısaca hatırlatayım. Bu yazıda ben kampın içerisinden Sezai Müstar isimli İsmail Kokuroğlu'nun Türkiye'de bazı yerleri arayarak cezaevinde bir isyan çıkarma işini tertip ettiğini, Gülen'in yanından hatta bazı iddialara göre Cevdet Türkoğlu'nun telefonundan birileriyle konuştuğunu, hatta hocamızın da haberi var dediğini, 24 Haziran 2018 seçimlerinin olduğu gece cezaevlerinde bir isyan çıkarılacağını, olayların büyüyeceğini, bir kaos oluşacağını ve daha sonradan da NATO'nun olaya müdahale edeceğini ve cezaevlerinin boşaltılacağını söylediğini, bununla ilgili bazı talimatlar verdiğini, bazı görevlendirmelerde bulunduğunu bu iddiaları içeren bir yazıydı ki ondan sonra arkası geldi. Uzunca bir süre devamı geldi. Fikri takibi olan bir çalışmaydı. Şimdi bu iddiaları içeren bir haberle başlamıştım ben. Sonrasında Cevheri Güven bir tweet attı. Dedi ki gazetecilerin görevi cemaati kurtarmak değildir. Buna benzer bir şeyler yazdı. Tam hatırlamıyorum da. Birçok kişi de Twitter'da beni mentionlayarak işte Cevheri Güven sana laf sokmuş, laf çakmış vesaire bunu hep yaparlar ya biliyorsunuz. Bazıları da iyi niyetle söylüyor. Seni mi kastetti şu bu? Ben de kendisine WhatsApp'tan mesaj attım. Dedim ki Cevheri burada kimi kastettin? Beni mi kastettin? Çünkü beni mentionlıyorlar. Dedi ki bir arayayım da konuşalım izah edeyim. Ben dedim ki hayır konuşmamıza gerek yok. Cevap ver. Ben miyim, değil miyim? Evet sensin dedi. Ben de dedim ki neden? Yani biz şimdi gazetecinin görevi cemaati kurtarmak değildir. Cemaati kurtarmaya soyunan mı var? Veya sen gazetecinin görevi nedir ne değildir bana ders verecek durumda mısın? Bakın ben şunu söyleyeyim. Gazetecilik konusunda ders almaya çok ihtiyacım vardır ve ders alabileceğim çok insan vardır. Ama cevheri güven o listede son sırada bile yer almaz. Bunun sebeplerine girmeyeceğim ama kendisine mesajlarda bunu söyledim. Sen bana gazetecilik dersi verecek birisi değilsin. Çünkü yani orada bir şeyler söylüyorum. Kendisi de onları anlıyor, biliyor. Şimdi detaya girmeyeceğim ama şöyle gerekçelendiriyor tavrını. Diyor ki, "Sen ona niye yazdın? Bak senin yüzünden diyor, insanların motivasyonu kayboluyor, canı sıkılıyor. Benim eşim kitap okuma kampına gidecekti." Bu haberi okuduktan sonra bu yazıyı okuduktan sonra vazgeçti dedi. Kitap okuma kampına gitmekten vazgeçti dedi. Burada hanımefendiden peşinen özür diliyorum. Kendisini kesinlikle bu konuya karıştırmak istemem ama bir şekilde olayı paylaşmam lazım. Cevheri Güven de bana böyle gerekçelendirdiği için bir şekilde paylaşmak durumundayım. Özür diliyorum ve kendisine buradan hürmetlerimi iletiyorum. Konudan bağımsız olarak şimdi Cevheri Güven böyle gerekçelendiriyor. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Daha sonra buraya geri geleceğiz. Bunu anlatıyorum çünkü birazdan anlatacaklarım bunun üzerine oturacak. Bu bize bazı fikirler verecek, işimize yarayacak. Şimdi içeriye geçebiliriz. Öncelikle şuna dikkat edelim. Bu video daha önce birincisi çekilmiş bir videonun devamı. İkincisi, birincisini 3 yıl önce çekmiş. Devlet cemaati nasıl paketledi diye. Bu da ikincisi. 3 yıl aradan sonra devam videosu geliyor. Peki ne oldu? Demek ki yeni bir şeyler oldu. Bir şey olmuş ki ikinci videoyu çekiyor. İkinci faza geçilmiş. Devlet tarafından ikinci faza geçilmiş. O yüzden Cevheri Güven de ikincisini çekiyor. Peki ne olmuş? Ebu Seleme Gülen konuştu. Peki ne oldu? Ne olmuş Ebu Seleme Gülen konuştuysa? Çünkü onun arkasında başka bir plan varmış. Kimin planı varmış? Devletin planı varmış. Devlet bir operasyon hazırlamış. Ve bu da ikinci fazmış. Daha önce birinci faz varmış. 15 Temmuz'dan sonra cemaati ezme fazı. Şimdi artık bir dağıtma fazına girmişler. Bu ikinci faz dediği de bu oluyor. Dağıtma fazına geçtikten sonra Ebu Seleme Gülen'e de bir görev verilmiş. Ebu Seleme Gülen de bu görevi yerine getirmek için ifşalara başlamış. Peki bu dağıtma fazındaki amaç neymiş? Devletin amacı neymiş? Cemaatin tavanı ile tabanını ayırmak. Yani bölmek. Tavan taban ayrımına yol açmak. Daha önce Hakan Fidan MİT Müsteşarı Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı iken birinci faz varmış ama daha sonra ikisi gidiyor. Şimdi Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın dönemi onlarla beraber de ikinci faza geçilmiş. Şimdi buradan neresinden başlayayım neresinden tutayım bilmiyorum ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bir defa Süleyman Soylu ile Hakan Fidan zaten kanlı bıçaklıydı. Birbirlerinden nefret ediyorlardı. Ben de bunu çeşitli videolarda söyledim. Başka gazeteciler de paylaştı ki sır değil. Herkesin bildiği. Süleyman Soylu Hakan Fidan'ın kuyusunu kazıyor. Hakan Fidan Süleyman Soylu'nun kuyusunu kazıyor. İkisi de birbiri aleyhine arşiv tutuyor, takip ettiriyorlar. Birçok şey var. Bu zaten bilinen bir şey. Ama bu kadar kanlı bıçaklı iki adam bir faz başlatmışlar cemaati ezmek için. Bir kere bu ikisi arasındaki mücadeleden dolayı argüman zayıf. Ama işte bir şekilde Cevheri Güven kendine göre bir kurgu yapmış, bir kurgu hazırlamış. Onu anlatıyor. Yoksa şimdi Şöyle tabii ki devletin cemaati ezmek istediği bir sır mı? Bunu zaten görüyoruz yaşıyoruz. Hepimiz söylüyoruz. Hepimiz yazıp çiziyoruz bunları. Başka ifadelerle zaten anlattığımız bir şey bu senelerdir. Ya bunun üstüne yeni bir şey söylemeye gerek yok. Birinci faz, ikinci faz kısmı ile ilgili ben sadece bir şeyler söylüyorum. O geldi gitti yeni faza geçildi. Yani şimdi aslında Ebu Selim'e Gülen'in ile ilgili bir şeyler söyleyecek. Oradan sözü bana getirecek, birilerine getirecek. Ama şimdi bunu süslemesi lazım. Arkasında çok büyük oyunlar var. Kurgular var. O gitti, o geldi. Bir faz bitti. Başka bir faza geçildi. Şimdi, şimdi cevheri güven bir medya kurusu, istihbarat kurusu, devlet kurusu olduğu için bunu basit bir şekilde anlatamaz. Bir şekilde böyle formüle etmesi lazım. Ama bir formülasyon var mı ortada? Yani üfürsen yıkılacak bir teneke var aslında ortada. ama olabilir. Neyse kendisine göre bir kurgu yapmış. Onu anlatıyor. Biz de takip edelim bakalım. Diyor ki bu yeni dönemin operasyonel olarak ilk işaret fişeğini müyesser yıldız Gülen'in kaçırılması haberiyle verildi. İşte Gülen'i kaçırıyorlar MIT'in uçağı hazır şu anda Gülen uçağa bindirildi Türkiye'ye getiriliyor diye bir haber yapmıştı müyesser yıldız. Yeni dönemin ilk işaret fişeğinin de bu olduğunu söylüyor. Sonrasında diyor ki istihbarat dünyasında bir yöntem vardır. O yöntem uygulanıyor burada. Nedir o? Hareketlendirme. Nedir hareketlendirme? Bazen ortaya bir iddia atarsınız o hedef grupla ilgili ondan sonra izlersiniz. Orada bir panik başlar, telaş başlar, endişeyle bir şeyler yapmaya başlarlar. Hata üstüne hata yapmaya başlarlar. Siz de ondan sonra asıl yapmak istediğinizi devreye sokarsınız. O devinimden yola çıkarak diyor. Tamam sonrasında da diyor ki işte burada cemaat tam da hedeflendiği gibi hareket etti. Orada bir panik başladı. Video üstüne video çekiliyor. İşte Gülen kaçırılmadı hayatta diyebilmek için. Sağlığıyla ilgili videolar çekiliyor. Bazıları gidiyor kendisiyle görüşüyor. Mesela isim vermeden Adem Yavuz Aslan, Abdülhamit Bilici ve Metin Yıkar'ın Gülen'i ziyaretine atıf yapıyor. Sonra işte CNN Türk Washington temsilcisinin kampın yanına gitmesi ve orada çıkan arbedeye atıf yapıyor. Yani aslında burada doğrudan onlara söylemese de Abdülhamit Bilici'ye de sazan diyor, Adem Yavuz Aslan'a da sazan diyor, Metin Yıkar'a da sazan diyor. Ama tabii onların üstüne alınabileceği bir durum yok. Çünkü asıl hedef onlar değil. Ha, alınırlar onlar cevap verirler bilemiyorum. Ama nihayetinde isim vermeden onlara da gidiyor ipin ucu. Yani aslında cemaat de sazan gibi atladı diyor. Cemaat o kadar kolay bir şekilde oyuna getirildi ki diyor. Hemen hareketlendirme taktiği uygulandı. Cemaat de hemen hareketlendi diyor. Hemen panikler başladı diyor. Oltaya geldi. Yemi yuttu diyor. Zoka'yı yuttu diyor cemaat. Şimdi bunu ben söylesem. Ben söylediğim zaman. Senelerdir özellikle 15 Temmuz ile ilgili ben bunu söylediğim zaman ne mitçiliğimiz kaldı ne fitneciliğimiz kaldı ne hainliğimiz ne şu ne bu. Bana kükreyen o cemaat fanatikleri parmaklarının ucu düşünme organlarından çok daha hızlı çalışan ve çok daha iyi çalışan o fanatikler şimdi bakalım cevheriye ne diyecekler bir şey diyorlar mı derler mi demezler çünkü mesele Statüko'nun yanında mı duruyorsunuz yoksa Statüko'yu eleştiriyor musunuz? Statüko'ya karşı mısınız? Bütün mesele bu. Mesela bana sen hocamızı çok aciz gösteriyorsun, oyuncak gibi gösteriyorsun. Bu kadar kolay mı hoca efendinin oyuna getirilmesi, tuzağa düşürülmesi bu kadar basit mi? Hocamızı oyuncak gibi gösteriyorsunuz diyenler şimdi cevheriye ne diyecekler bakalım? Sadece bir haberle bakın müesser Yıldız'ın bir haberiyle yaşananları cevheri güven böyle resmediyor, böyle anlatıyor. E bunu da izah edin bakalım. Yani sözcülüğünüzü yapan cevheri güvene bir sorun. O bunu bir izah etsin bakalım. Nasıl oluyormuş? Ya da ben başka bir soru sorayım size şimdi burada. Bir haberle, basit bir haberle bu kadar kolay bir şekilde hareketlenen, paniğe kapılan, endişeyle hata üstüne hata yapan, istedikleri malzemeleri veren, zokayı yutan cemaatin 15 Temmuz'dan önce bu hareketlendirme taktiklerine karşı direndiğini iddia edebilir misiniz? Acaba 15 Temmuz'dan önce de buna benzer yöntemler, buna benzer taktikler uygulandı da bir şekilde paniğe sevk etme, bir şekilde hata üstüne hata yapma gibi taktikler uygulandı da cemaat o zaman da bu zokayı yutmuş olabilir mi? Ya da Müyesser Yıldız'ın haberindeki zokayı yutan cemaat 15 Temmuz gibi çok daha kompleks, çok daha kanlı, çok daha tehlikeli, çok daha uzun vadeye yayılarak planlanmış ve işin içerisinde hem ulusal hem uluslararası çıkar gruplarının olduğu, böylesine geniş konsensüsle hazırlanmış, iç içe geçmiş halkalardan oluşan bir kumpasa mı düşmedi? E ben bunu söylediğim zaman zaten ben bunu söylüyorum. 8 senedir ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama az önce söylediğim gibi ne mitçiliğimiz, ne fitneciliğimiz, ne hainliğimiz, ne şuculuğumuz, ne buculuğumuz kalmadı. Ama cevheri güven söylediği zaman aynı çevreler, o aynı fanatik güruh istihbarat gurusu gibi alkışlıyor. Tamam alkışlamaya devam edin. Benim için hiç problem yok. Yeter ki bana iftiralar atmayın. Yeter ki bana çamur atmayın. Neye inanacaksanız, neye inanmak istiyorsanız inanın, devam edin. Bana iftira atmayın. Şimdi bu 15 Temmuz da şimdilik burada bir dursun. Buraya birazdan tekrar geleceğiz. Adım adım ilerleyelim. Ne diyorduk? İkinci faza geçilmiş. Yani cemaati ezmeden dağıtma fazına geçilmiş. Tabanla tavan arasında bir bölünmeye yol açılmak üzere yeni bir süreç başlatılmış. Bunun için de içeriden adamlara ihtiyaç duyuluyormuş. Sanki daha önceden böyle bir ihtiyaç yoktu. İçeriden adamlara ihtiyaç yoktu sanki zaten içeride adamlar sayesinde 15 Temmuz hiç olmamış gibi. Ya zaten 15 Temmuz olmuş. Üstelik de bu bu kadar büyük bir kıyamet yakın tarihe değil, bütün insanlık tarihine, bütün siyasi tarihe, darbeler tarihine girecek kadar önemli bir komplo içerideki adamlar vasıtasıyla başarılmış. Ben bunları işte 8 yıldır anlatmaya çalışıyorum ama sanki bu hiç olmamış gibi. Şimdi ikinci faza geçildikten sonra 2023'ten sonra İbrahim Kalın'la Ali Yerlikaya geldikten sonra cemaati dağıtmak için içeriden bazı adamlara ihtiyaç duyuluyormuş. Günaydın. Bu, bu bunun için bir faza gerek yok ki bu zaten her zaman uygulanan bir yöntemdir. Her grup için, hedefte olan her grup için uygulanan bir şeydir. Ama şimdi bir dakika. Ebu Seleme Gülen'i bir yere oturtması lazım ya onu bir etiketlemesi lazım ya. Onunla ilgili bir algı oluşturması lazım ya. Şimdi böyle süslemeler işte istihbarat dünyasında bir yöntem vardır. Şudur budur. Ona şöyle denir böyle denir. İçeriden adamlara ihtiyaç vardır. Tamam. Devam edelim. Ne yarayacakmış bu içerideki adamlar? güven duygusunun yok edilmesini ve az önce söylediğim gibi tabanla tavan arasında ikilik çıkarılmasına yani cemaatin bölünmesine yarayacakmış. Ben de şunları sormak istiyorum. Daha önce sormuştum ama bir kere daha yeri gelmişken tekrar edeyim. Bu cemaatin güven duygusunun kaybolmadığı hali mi? Bu cemaatin tavanıyla tabanı arasında herhangi bir problemin olmadığı, çatırdamanın olmadığı, bir bölünmenin olmadığı hali mi yani? birlik beraberlik içerisinde olduğu hali mi bu cemaatin? Ben de şöyle söyleyeyim o zaman. Cemaatin tabanı zaten senelerdir darma duman olmuş. Bu yaşananların neticesinde kopanlar kopmuş, gidenler gitmiş, kalanlar kalmış. Kalan sağlar bizim dire dönmüş iş zaten. E siz bu kalanlarla olan kısmını birlik beraberlik olarak bakıyorsanız devam edin zaten. Güven duygusu, güven duygusu diye bir şey mi kaldı? Bugün için bir mesele değil bu. Senelerdir zaten güven yerle bir oldu. Artık kimsenin kimseye bir güveni kalmadı bu şartlar altında. Ama bunda devletin çektiği operasyonlar kadar cemaati yönetenlerin tavırlarının, umarsızlıklarının, sorumsuzluklarının, cemaatin tabanının çektiklerini hürmeten dahi olsa bir şeylere cevap vermeyip de sergilemiş oldukları o vurdum duymazlıkların etkisi yok mu? Var elbette insanlara güven verecek kararları bir türlü almamaları, almak istememeleri, sorumluluk almamaları, sorulara cevap vermemeleri, bazı merak edilen şeyleri aydınlatmamaları, sanki hiçbir şey yokmuş gibi zamanı oynamaları, ıslık çalarak vakit geçirmeleri ve bazı yerlerdeki bir takım parasal ilişkilerde güven ilişkisinin istismar edilmesi ile beraber de bu güven duygusu zedelenmedi mi? Hatta yerle bir olmadı mı? Burada sadece devletin çektiği operasyonları gerekçe gösterebilir miyiz? Hepsi bir arada rol oynamadı mı? Zaten bunlar yaşanıyordu. Yeni bir faza geçmeye gerek yok ki. Şimdi ben bunları söyleyince devlet bunları yapabilir. Zaten fazlasıyla yapıyor. Bunları konuşuyoruz, yazıyoruz. Sadece ben Cevheri Güven'in burada sözüm ona kurnazca bazı son gelişmeleri cemaatin tabanında da aslında sarsıntı oluşturan kafalarda karışıklık oluşturan sancılı bazı durumları bu şekilde bertaraf edebilmek için onunla ilgili bir algı oluşturmaya çalışması ve bu amaçla da kendince bu tür kurgular yapmasına dikkat çekmeye çalışıyorum. Yoksa mesela Fazmaz değil ama Cevheri tabii ki meselenin bir tarafını hiç görmüyor. Güven duygusunun yok edilmesiyle ilgili olarak sadece devletin çektiği operasyonlar. Bakın bu tür gruplarda, bu tür yapılarda güven duygusunu dışarıdan bir güç hele hele devlet asla ve asla yıkamaz. Güven duygusunu içerideki bir takım arızalar, içerideki bir takım hastalıklar, büyük hatalar, sorumsuzluklar ve güven istismarları dışında hiçbir şey yıkamaz. Tam tersine devletin yaptıkları güçlendirir. Burada güven yok olmuşsa önce kendinizi bir sorgulayacaksınız. Önce kendiniz bir aynaya bakacaksınız. Ama cevheri güvenin burada yaptığı bunu sorgulamak değil, o aynanın üzerine siyah bir bant çekmek. misyonu bu şu anda. Cevheri Güven'in videosuna devam edelim. İçerikle ilgili olarak bakalım başka neler söylüyor. Diyor ki Hanefi Avcı. Hanefi Avcı'ya 28 Şubat sürecinde cemaat maaş ödedi. Açığa alındığında maaşının üçte biri veriliyordu. Geri kalan kısmını zarf içerisinde cemaat kendisine verdi. Hanefi Avcı'nın o zaman kesilen maaşını cemaat tamamladı. Ne kadar süre verildi bilmiyorum ama enteresan bir şekilde Cevheri Güven bunu itiraf ediyor. Bundan dolayı mı çekti sildi videosunu bilmiyorum. Ya da sebeplerden bir tanesi bu muydu bilmiyorum. Peki sorular soralım o zaman burada. Hangi paradan veriyorsunuz bunu? Bu paranın kaynağı nedir? Topladığınız himmetlerden mi veriyorsunuz? Kitap gelirlerinden mi? Nereden bilmiyorum. E, açıklayın o zaman. Hani şeffaf değilsiniz deniyor ya. Bu en basiti bakın. En masumu. En, en küçük kırıntısı bu. Bir söyleyin bakalım. Hanefi Avcı'ya aylarca artık yıllarca mı bilmiyorum. Hangi paradan hangi kasadan maaş ödediniz, zarf ödediniz? Başka kimlere bu şekilde zarf ödediniz? Kaç kişiye? Toplam tutar ne kadardı? Ne zamana kadar ödediniz? Peki bu durumda Hanefi Avcı ne zaman şimdi baktığınız gibi düşman oldu? Bakarsın yani KHK TV'ye konuştuğu zaman bile adeta bir şeytan görmüş gibi tepki verildi. Ne ara Hanefi Avcı bu hale geldi? Hanefi Avcı masumdur değildi bilmiyorum. Ben yani burada cemaatin Yaşadığı süreci sorguluyorum. Cevheri de diyor ya cemaati çok iyi tanıdığı için devlete bir takım akıllar verdi. İçeriden biliyordu çünkü. Aynı İbrahim Kalın gibi. İbrahim Kalın da içeriden tanıyordu. O da akıl verdi. Yani diyor ki Hanefi Avcı da sizi sazan olarak kullandı. Sizi saf salak yerine koydu. İbrahim Kalın da aynı şekilde sizi saf salak yerine koydu sazan gibi atladınız, silkeleme gibi sizi silkeleyip durdular diyor. Tabi bunlarla da bitmiyor ki. Hangi birini sayacaksın? Süleyman Soylusu öyle, Hulusi Akar öyle, Tayyip Erdoğan öyle, Bekir Bozdağ öyle. Saymakla bitmez. Liste o kadar uzun ki. Şimdi ben de sormak istiyorum. Adil Öksüz'ü de bu kategoriye kattığınıza göre Adil Öksüz de sizi senelerce sazan yerine koymuş. Saf salak olarak kullanmış. Şimdi mitçiymiş ya öyle diyorsunuz ya. Ben de şunu sormak istiyorum. Acaba içerideki bu güven ilişkisini yıkan sakın bunlar olmasın? Hani az önce demiştim ya bu tür gruplarda içerideki güven duygusunu sizin içinizdeki arızalardan, hastalıklardan, çürüklüklerden başka bir şey yıkamaz demiştim ya. İşte tam da örneği bu tür şeylerden dolayı güven zedelenmiş olmasın sakın. Devleti suçlayacağınıza ki suçlayın yine hep beraber suçlayalım ama biraz da aynaya baksanız mı acaba? Mesela ta 90'lı yıllarda İlahiyat öğrencisiyken Altunizade Fem'in 5. katında Fetullah Gülen'le beraber kalmaya başlayan, ondan ders almaya başlayan, en eski mollalardan, daha o yıllarda öğrenciyken mahrem hizmetlerde görev almaya başlayan, askerlere sivil abilik yapmaya başlayan, ondan sonra sadakatinden dolayı Gülen'den hep takdir gören, Mollaların mollası olarak anılan Gülen'in en eski talebelerinden Cemal Türk aynı odayı paylaşan daha sonra kayınbirader enişte olan Cemal Türk Adil Öksüz'ün ablasıyla evli böyle bir ilişki ve daha da sadakatini ispat ettikten sonra Gülen'den sonra cemaatin en etkili ismi sayılabilecek Mustafa Özcan'la aralarında bir güven ilişkisi başlayan halef selef olan Mustafa Özcan'ın hava kuvvetlerini teslim ettiği ondan sonra da 90'ların sonu 2000'lerin başından itibaren ta 2012'lere kadar kesintisiz olarak hava kuvvetleri imamlığı yapan ve bu süreçte de Mustafa Özcan'ın bir dediğini iki etmeyen sözünden çıkmayan Gülen'e de sadakatinden herhangi bir şekilde düşünsenize yani 12 yıl boyunca Gülen'in hava kuvvetleri imamı olarak tuttuğu birisinden bahsediyoruz. Gülen'i de 12 yıl boyunca sadakatinden hiç şüpheye düşürmeyen sonrasında da Gülen'in onun getirdiği bazı mesajlarla bilgilerle içeride çok büyük tasfiyeler yaptığı çok güvendiği çok yakın bazı arkadaşlarını görevden aldığı sırf Adil Öksüz'ün getirdiği mesajlara ve bilgilere güvenerek, itimat ederek ve ondan sonra da Adil Öksüz'ü alıp belli bir süre sonra TSK imamı yapan ya da Gülen'in bu derece güvenini kazanmış birisi olan Adil Öksüz hem de üstelik Mustafa Özcan'ın bu görev değişikliği sırasında "Hocam talebeniz sizi mahcup etmeyecektir." dediği Adil Öksüz meğer mitçiymiş. Mitçi çıkmış Adil Öksüz. Sakın güven ilişkisini bozan bu olmasın. Siz anlatıyorsunuz bunu. Adil Öksüz mitçi diyen sizsiniz. İyi e de geçmişi var Adil Öksüz'ün. Sonrasında Fethullah Gülen'e Finlandiya televizyonunda sorulduğunda ben bilmiyorum Adil diye birisi cevabını veriyor. Bunu duyduktan sonra sakın güven ilişkisi zedeleniyor olmasın cemaat içinde. Buraya ne zaman gelecek sıra? Bunları ne zaman konuşmaya başlayacaksınız? Ne zaman insanlar soru sormaya başlayacak? 8 sene geçti ya. Kaç sene daha beklenecek? En azından bir zaman verin. Deyin ki şu kadar daha bekleyelim. Mesela 8 sene daha bekleyelim. Ondan sonra konuşun. Ondan sonra konuşanlara, soru soranlara söz veriyoruz. Sazan diye etiketlemeyeceğiz. Söz veriyoruz onlara mitçi demeyeceğiz. Fitneci demeyeceğiz. Hain demeyeceğiz. Salaklar demeyeceğiz. Ama 8 yıl daha bu salaklığa devam edin. 8 yıl daha biz sizi istismar edelim, sömürelim. Siz susun deyin. En azından yani bir deadline koyun ki biz de ne olacağını bilelim. Şimdi bu şartlar altında siz hangi güvenden bahsediyorsunuz? Hangi güven? Bir tek cevheri güven. Buna yani bir tek cevheri güvenir zaten. Veya temsilen onu söylüyorum. Onun gibi olanlar, o kafadakiler güvenir. Ama onların güvendiğine güvenmeyenler veya bunu sorgulayanların hepsini salak olarak nitelendirirler. Sazanlar saflar olarak nitelendirirler. Gelelim şimdi bu faz meselesini. Altı tamamen boş, argümantasyonu zayıf, tutarsız bir senaryo yazıyor bize cevheri güven. Az önce de söylediğim gibi zaten çok önceden başlamış. Cemaat içerisindeki kopuşlar, ayrışma, sorgulamalar, güven ilişkisinin bozulması zaten çok önceden başlamış. O yüzden diyorum argümantasyonunuz zayıf diye. Sanki 2023'ten sonra böyle bir şey başlamış gibi bir hava veriyor. Zaten baştan beri var. Senelerdir var. Dediğim gibi kopan koptu, giden gitti. Ama cevheri güvene göre yeni bir faza geçildikten sonra bu güven ilişkisini zedelemek üzere adımlar atılacakmış. Onu da neye dayandırıyor? Müyesser Yıldız'ın bir haberini. Peki şimdi ben size bir örnek vereceğim. Onun üzerine tekrar konuşalım. Bazı sorular soracağım. Gazeteci Ali Tarakçı. 2019 yılında bakın 2019 yılında 5 yıl önce Akit TV canlı yayınında bir haber paylaşıyor. Diyor ki şimdi bir haber aldım çok güvenilir kaynaklardan MIT devlet Fethullah Gülen'i getiriyor. Bakın dikkatinizi çekeyim mi? müyesser yıldızın haberinin aynısı. Ne zaman? 5 yıl önce. Aynı gün yine dikkatinizi çekeyim. Aynı gün akşam saatlerinde dönemin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısında bu yöndeki bir soruya cevap veriyor ve yalanlıyor. Diyor ki bizde böyle bir bilgi yok. Ali Tarakçı'nın bilgisini yalanlıyor. Peki o zaman MİT müsteşarı kim? Hakan Fidan. İçişleri Bakanı kim? Süleyman Soylu. E İbrahim Kalın kim? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Ali Yerlikaya bilmiyorum nerenin valisi. Şimdi bir dakika kafa karışıyor. Cevher Güven birinci faz, ikinci faz diyor. İkinci fazın başlamasının en önemli göstergelerinden birisi olarak örnek olay olarak Müyesser Yıldız'ın haberini gösteriyor. İyi de 5 sene önce aynı haberi aynı şekilde Ali Tarakçı da yapmış. Kendisiyle de konuştum. Diyor ki Kaynağım çok güvenilirdi gerçekten aynısını bana da söylediler. Müessir Yıldız'ın bugün yaşadığının aynısını ben yaşadım. Ha demek ki gazeteciler kullanılıyor, manipüle ediliyor. O ayrı da ben şimdi şurayı anlamaya çalışıyorum. Fazlar birbirine karıştı. Şimdi bir faz şimdi birinci fazda bu yok, ikinci fazda var. Ama Hakan Fidan'la Süleyman Soylu'nun yaptısı onların döneminde de aynı taktiğe başvurulmuş, aynı yönteme başvurulmuş, aynı şeyi yapmışlar. E demek o zaman ki faz da mı aynı? Üstelik o gün çıkıp yalanlama yapan İbrahim Kalın bugün MIT müsteşarı olarak cevheri güvene göre ikinci fazı başlatan kişi ve bu yönteme başvuran kişi. Yani 5 yıl önce yalanladığı, ne kadar itibarsız olduğunu, ne kadar değersiz olduğunu, lüzumsuz olduğunu bildiği bir haberi şimdi çok büyük bir operasyon gibi, çok büyük bir taktikmiş gibi uygulamaya soktu diyorsunuz. Yani ikinci fazın başlatıcısı aslında birinci fazda da bunu uygulamış olan Hakan Fidan'ın Falkan Fidan'ın yalanlayıcısı o zamanki haberin yalanlayıcısı bugün birinci faza geçti. Birinci fazdakiler nereye gitti bilmiyorum. Aynı zamanda birinci faza geçen İbrahim Kalın ikinci fazın uygulayıcısı oldu. Böyle bir fazlar curçunası, bir fazlar kakofonisi, bir fazlar sarmalı oluştu. Bir sarmal, bir sazan sarmalı oluştu. Herhalde Cevher Güven hakikaten bizi saf, salak zannediyor olmalı ki, herhalde gerçekten bizi sazan zannediyor olmalı ki, böyle saçma sapan bir argüman üzerine iler tutar hiçbir tarafı olmayan, dediğim gibi geçmişte uygulanmış, ha şunu diyor o zaman, bu her zaman cemaate uygulanır, cemaatte her zaman bunu yer. Her zaman bu zokayı yutar. O zaman Hakan Fidan döneminde Süleyman Soylu döneminde birinci faz döneminde de bu uygulandı. İşe yaradı ki işe yaramış olacak ki bunu çok beğenmiş olan İbrahim Kalın bugün MİT başkanı olarak ikinci fazı başlatıyor. Aynı taktiği o da uyguluyor. Cemaat bir kere daha yiyor bunu. Bir daha içerisi karman çorman oluyor. Panikliyorlar. Video üstüne video çekiyorlar. Bir sürü sazanlar işte cevheri güvenen kendi imasıyla Adem Yavuzlar sazan gibi atlıyor. Abdülhamit Bilici sazan gibi atlıyor. Metin Yıkar sazan gibi atlıyor. Herkes sazan. Bir sazan sarmalı oluştu. Ve her defasında demek ki cemaat bunu yiyor. Yani bu temel fıkrasına dönmüş. Muz kabuğunu görüyor. Eyvah yine düşeceğiz diyor. Yine öyle olmuş. 5 sene sonra bir daha böyle bir haber yayınlanır. Cemaat yine aynı şeye düşer. Biz buradan onu anlıyoruz. Şimdi gelelim devletin, cemaatin içine sızmasına. Şöyle söyleyelim. Ben 8 senedir ne anlatıyorum? Siz deyin ki ben bunu 50 kere yazdım. Ben deyim ki 60 kere, 160 kere yazdım. Zaten 8 senedir bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kesişim kümesi var diyorum. Gri bir bölge var diyorum. Devletle Cemaat içerisinde AKP rejimiyle cemaat içerisinde iç içe geçmiş halkalar var diyorum. Bir kanal açtılar diyorum. Hatta Star Wars üzerinden anlattım. Hareketin tam kalbine kadar gittiler Pensilvanya'ya. Çünkü onu etkilediğiniz anda, onu ikna ettiğiniz anda Lidere bağlı olarak bütün uzay mekiğini yönlendirebiliyorsunuz. Hatta infilak ettirebiliyorsunuz. O kanala giden buraya bombayı bıraktığınız anda Star Wars filmine atıf yapıyorum, o videoya atıf yapıyorum. Bütün bunları anlata geliyorum zaten. Hatta bununla da yetinmiyorum. Hala içeride aktifler, hala güçlüler diyorum. Hala görevdeler diyorum. Güçleri eksilmedi, artarak devam ediyor diyorum. Ama ben bunları söylediğim zaman fitneci oluyorum, hain oluyorum, mitçi oluyorum, rejimin adamı oluyorum. Kime göre? işte o parmaklarının ucu beyninden daha hızlı ve daha iyi çalışan statik ucu fanatik güruha göre tabii. Elbette içeriye adamlar sızdırıldı. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Hele hele ortada 15 Temmuz gibi bir vaka varken bu ayan beyan ortada görünürken başka örnek aramaya gerek yok ki. Zaten 15 Temmuz'u bu şekilde başardılar. Az önce de söyledim. Peki siz bunu aydınlattınız mı? Bunun üzerine gittiniz mi? Kimdi bu adamlar? Şimdi nereye gittiler? Buharlaştılar mı? Kayıp mı oldular? Bunlardan hesap soran oldu mu? Bunlardan bedel ödeyen oldu mu? Hesap veren oldu mu? Bunlar acaba Uzaklaştılar mı? Yoksa hala içerideler mi? Güçlüler mi? Bunu soruyor musunuz? Sormuyorsunuz. Sormadığınız gibi sorana da dayak atıyorsunuz. Yuhalıyorsunuz, küfrediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Yapmadığınızı bırakmıyorsunuz. Ben bunları yazdığım zaman bunları dediniz. Peki peki cevheri güvenle dedi. Şimdi o baştaki yere geri dönelim. Hani 2018 yılında cezaevlerinin kan bulama iddiasıyla ilgili yazdığım yazıdan sonra cevheri güvenle bir mesajlaşıyoruz ya, bana kızıyor ya sen diyor bunu yazdıktan sonra insanların motivasyonu kayboluyor, havası kayboluyor. İşte kitap okuma kamplarına gitmekten vazgeçiyoruz. Eşim gitmekten vazgeçti senin yüzünden diye beni suçluyor ya. Cevheri de bunu diyor. Şimdi aynı cevheri kalkmış. Bize gazetecilik dersi veriyor. O zaman diyor ki bana niye yazıyorsun bunları? Yazma diyor. Senin yüzünden insanların inancı kayboluyor diyor. Bunu söyleyen bir gazeteci düşünebiliyor musunuz? Tam olabilir. Bir sürü gazeteci var. Ama işin kötüsü şimdi bize gazetecilik dersleri vermeye başlayan, dediğim gibi Olimpos Dağı'ndan yargılar dağıtan bir adam. Ama oysa kendi ailesinden birileri bile benim yazmam karşısında o, e, kampa gitmekten vazgeçiyor. Çünkü güven ilişkisi zedeleniyor. E hani güven var, hani şimdi ikinci fazdan sonra bunu yıkmaya başlamadılar mı? İbrahim Kalın geldikten sonra bunu gündeme almadılar mı? Ta kaç yıl öncesinde benim yazdığım bir yazıdan sonra insanların kampa gitmekten vazgeçmesinden bahsediyorsun. Şimdi bir dakika bak olayın vehametini size resmetmem lazım. Öyle basit değil bir dakika. Bunu bir resmetmem lazım size. Madde madde ve tane tane. Olay ne? Cevherinin yazma dediği, beni suçladığı ama olayın faillerini hiç görmediği, hiç konuşmadığı o olay ne? 2018 yılı. İnsanlar cezaevinde kamptan, Gülen'in yanından, Türkiye'den birilerini arıyor, talimatlar veriyor. Cezaevlerinde isyan çıkarma girişimlerini organize ediyor. Hocamızın haberi var diyor. Bu olay daha sonra patlıyor. Yazıdan detaylarına bakabilirsiniz. Ondan sonra içeride büyük bir gürültü kopuyor. En tepelerde bakın hemen Gülen'in etrafında bir gürültü kopuyor. Hainler, fitneciler, patroduniler, sabotajcılar havalarda uçuşuyor. Gruplar, taraflar birbirini suçluyor. İş öyle bir adda geliyor ki Gülen'in karşısına geçip "Hocam ya siz gereğini yapın ya da biz gereğini yapalım." diyor birileri. Deklarasyon metni koyuyorlar önüne. "Hocam ya siz bu deklarasyonu açıklayacaksınız ya da biz açıklayacağız." diye meydan okuyacak hale geliyorlar. En tepedeki hani o tavan dediğimiz çatıdaki abiler Gülen'in huzurunda bu şekilde birbirine giriyor ve ondan sonra geçici olarak bir müddet Sezai Müstahilesi'nin İsmail Kokuroğlu kamptan uzaklaştırılıyor. Ben bunları yazıyorum tabii. ve dolaylı olarak yazdıklarımı doğruluyor. Hatta içeriden çıkanlardan da kaç kişi söyledi bana. Sizin o yazdıklarınız biz içeride birebir yaşadık. Gerçekten bunlar bize söylenmeye başlamıştı diyen insanlar oldu bu arada. Sonra ne oldu? Aylar sonra Sezai geri döndü kampa ve baş köşede el üstünde tutulmaya başlandı. O zaman onu da yayınladım. Ama bütün bunlar problem olmuyor. Bakın olayın geldiği noktaya bakın. Zaten bölünme diyorlar ya bölünme olmuş. Bunun içinde o zamanki yazdığım bir yazı var. Ne demek istediğimi anlayacaksınız onu okuduğunuz zaman. Hangi ihtimali tercih edersiniz diye bir yazı yazmıştım. Yani böylesine ağır, böylesine önemli, kanlı, belki cezaevindeki birçok insanın hayatına mal olacak olayların yaşandığı kampın içerisinden önemli bir mahrem imamın tezgahladığı bu olay mı daha vahim? Yoksa onların dediği gibi, onların savunduğu gibi bu olay yok. Ama Gülen'e yakın birileri böyle bir bir şey uydurdu, böyle iftiralar hazırladı. İçeride büyük tasfiyeler yapabilmek için böyle iftiralar atılıyor. Bunu mu tercih edersiniz? Hangisini tercih edersiniz? Zaten bölünmüş bölüneceği kadar. Şimdi bütün bunlar sorun olmuyor. Bütün bunlar böyle duymadığınız zaman, dediğim gibi ıslık çalarak gittiğiniz zaman ya da siz altta cevherinin tabiriyle saflar olarak hayatınıza devam ettiğiniz zaman sorun yok. Bir gazeteci olarak Herkesi ilgilendiren, başta cezaevindekilerin hayatını ilgilendiren, onların yakınlarını ilgilendiren böyle bir olayı yazdıktan sonra ben suçlu oluyorum. Ve beni suçlayan kim? Gazeteci, büyük gazeteci Cevheri Güven. Yazma diyor. Niye? Çünkü diyor ki senin yüzünden kitap okuma kamplarına gitmekten vazgeçiyor insanlar. Peki Sezai kim? Bir kere daha hatırlatayım bilmeyenler için. Sezai dediğiniz kişi Adil Öksüz'ün ekürisi, ayrılmaz ikilisi bir ekipler Mustafa Özcan'ın adamları başlıklı o yazı dizisinin içerisinde uzun uzun bahsettim. 15 Temmuz kadrosunun önemli adamlarından birisi Sezai İsmail Kokuroğlu Bugün Adil Öksüdemitçi diyorsunuz ya. Sezai onun ayrılmaz ikilisi. Ve o Sezai daha sonra böyle bir şey tezgahlıyor. Ve siz onun üstünü kapatıyorsunuz. Bunu aydınlatan, bunu yazan, kamuoyunu haberdar eden, kamuoyunu bilgilendiren, bilinçlendiren gazeteciyi suçluyorsunuz. Sonra da Cevheri Güven tweet atarak gazetecinin görevi şu değildir, bu değildir. Gazetecinin görevi nedir? Gazetecinin görevi Cevheri Güven'in yaptığı gibi yapmak. Böyle bir taraftan bu kadar önemli şeyler olacak. Kulağın üstüne yazacaksın. Ama öbür tarafa devam. Tayyip Erdoğan'ı konuşalım her zaman. Mafyayı konuşalım her zaman. Bunu görmezden gelelim. Konuşursan safsın, salaksın, sazansın. E oysa tablo ortada işte Sezai, Müstahal, İsmail Kokuroğlu'nu o yüzden anlatıyorum. Diyorum ya hala aktifler, hala görevdeler, hala güçlüler. Üstelik güçlenmeye devam ediyorlar. İşte son heyet atamalarında bunu bir kere daha gördük. Onunla ilgili yaptığım videoya bir daha bakabilirsiniz. Peki o zaman siz ne diye ağlayıp duruyorsunuz? Şöyle tuzağa düştük, böyle komploya düştük, kumpasa düştük. Niye ağlıyorsunuz ki o zaman? Her defasında aynı muskabına basıp düşmeniz gibi. O zaman bu adamlar sizi yarın bir gün başka bir oyuna da getirecek. O zaman ağlamayacaksınız ama. Ki hatırlarsanız şunu da söyleyeyim özellikle o dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yaptı seçim öncesinde. Cezaevlerinde bir isyan başlatılabileceği ilgili. Süleyman Soylu böyle bir açıklama yaptı. Hepsi birbirle örtüşüyor. Hani diyorum ya kesişim kümesi var. Bunlar içeride uzantıları olan bir rejimden bahsediyoruz biz. Bir gazeteci bunu yazdığı zaman cemaat dağılacaksa dağılsın zaten. Orada da bir cemaat yok ki zaten. Birlik beraberlik bozulacakmış. Tavan taban diye bölünecekmiş. Yokmuş ki zaten birlik beraberlik. Bu yazıldığı zaman yıkılacaksa, bu yazıldığı zaman bozulacak bir birlik beraberlik zaten olmasın. Yokmuş zaten. Sonra da cevheri kalkmış bana gazetecilik dersi veriyor. Diyor ki bunlar devleti tanımazlar. Evet biz devleti tanımıyoruz ama cevheri güven maşallah devlet filozofu bilge kral oldu. Nizamül mülk, nizamül mülkül Cevherül güven oldu başımıza. Ben o zaman yani o Sezai meselesini yazdığım zaman bazı gazeteciler yine o zaman beni eleştirmişlerdi. Ben yazıyorum diye. Ben de onlara hitaben Valdo sen niye burada değilsin başlıklı bir yazı yazmıştım. Yani böyle bir şey yaşanıyor kardeşim. Burada böyle bir olay var. Sizin de bunu yazmanız gerekirken, hep beraber üzerine gitmemiz gerekirken gazeteciler olarak siz yazmadığınız gibi, görmediğiniz gibi, duymadığınız gibi ben yazıyorum diye beni eleştiriyorsunuz. Siz niye burada değilsiniz başlıklı bir yazı yazmıştım. İşte Cevheri Güven... Onlardan bir tanesi Valdo Güven. O zaman beni susturmakla meşguldü. Hala beni susturmakla meşgul. Konuşturmuyorsunuz başlıklı videonun muhatabı meğerse Cevheri Güven'miş. Ona hitaben çekmeliymişim ben o videoyu. Sonra beni şunla suçladılar. Sen 15 Temmuz'u cemaate yamamaya çalışıyorsun. Cemaati 15 Temmuz'a bulaştırmaya çalışıyorsun. Şaka gibi. Şaka gibi. Cemaati zaten 15 Temmuz'un içerisine gömen, gırtlağına kadar batıran batırmış. Hatta sizi gömmüş üzerine de 15 Temmuz mezar taşını dikmiş. Ama siz diyorsunuz ki bana cemaati bulaştırmaya çalışıyorsun. Sonra da Cevheri Güven o videosunda kalkmış diyor ki sanki çok umurundaymış gibi ve üzerine gidermiş gibi şimdiye kadar hep üzerine gitmiş gibi devletin cemaatin içinde uzantıları varmış. Her grubun içerisine sokarmış. Bak bak yıllardır biz ne söylüyoruz ne anlatıyoruz? Peki kimlermiş bunlar Cevheri Güven? Biraz anlatsana. Bunlar hadi, hadi isim isim vermiyorsun. Bari nelere yol açtılar, nerelerde hangi kararları aldılar, biz onları hangi olaylardan anlayabiliriz, çıkarabiliriz, onların varlıklarını, tanımlayabiliriz veya ipuçları yakalayabiliriz. Biraz altını doldursana ben merak ediyorum nasıl altını dolduruyorsun bunun? Hangi olaylarla, hangi kararlarla, hangi gelişmelerle bunu örneklendiriyorsun merak ediyorum. Bir paylaş bakalım mesela ben üzerinizde o okaliptüsleri kim dikti başlıklı bir video yapmıştım orada bazı şeyler anlattım. Sen de anlat bakalım. Mesela sen mahrem hizmetleri çok da iyi bilirsin. Biz sana mahremleri anlatamayız. Mahremleri senden iyi bilemeyiz. Bu okaliptüsleri kimler dikti bir paylaş. İnsanlar da mağdurlarda bir bilsin. Bir de senden dinleyelim. Şimdi sanki yeni bir buluşa imza atmış gibi cemaatin içine de adam soktular. Ama bunu ne için? Bakın buna niye başvuruyor biliyor musunuz? Hinlik orada zaten. Şimdi Ebu Seleme güleyne bir kara çalacak ya. Oradan Ahmet Dönmez'e bir kara çalacak ya. Bir çamur atacak ya. O yüzden bunu söylüyor. İçeriye adamlar sızdırıyorlarmış. Hatta bazen doğrudan ajanlaştırmaya bile gerek yokmuş. Onların sırtını sıvazlayarak. İşte sosyal medya troll ordularıyla onları aferinleyerek, alkışlayarak da istediğinizi yaptırabiliyor musunuz? Bunu anlatabilmek için böyle diyor. Yoksa devletin, cemaatin içinde sızdırdıklarıyla senin bir problemin olmadı ki Cevheri. Sen bana bunu yazma diyen adamsın ya. Ben kimi yazıyorum diye içerideki adamları yazıyorum diye. Hala aktifler diyorum diye. Sen bana yazma diyen adamsın. Şimdi kalkmış bize... Bunlar devleti de bilmezler. Bunlar devlet bir operasyon yapıyor şimdi. Bunlar da bu saf salaklarda, bu boş beleş tiplerde sazan gibi atlıyorlar. Ha şimdi buradan da gelelim şu aferinleme meselesine. Asıl eğlenceli mi desem, acıklı mı desem o kısım, o bölüm burası. Aferinleme diye bir yöntem var mıdır? Elbette vardır. Olmaması düşünülemez. Bu bir tek istihbarat teşkilatlarında yok. Ya annen babandan aferin alınca Gaza gelirsin bir şey yaparsın. Ailede var, okulda var, çalıştığın iş yerinde var, cemaatte yok mu? Bugün Gülen'den aferin almak için birileri bir şeyler yapmıyor mu? Mesela birileri Adil Öksüz için aynı şeyi söylese sırıtır mı? Cemaati bu badireden kurtarabilmek için, bir nigehbanlığa, bir halaskarlığa soyunmak için, Erdoğan rejiminden cemaati kurtarabilmek için böyle bir şeye yeltendi. Aslında Gülen'den aferin alacaktı denilse ki bunu diyenler var bu arada cemaat içinde bunu söyleyenler var. Adil Öksüz'ü çok iyi tanıyanların içerisinde bunu söyleyenler var. Sırıtmaz. Ama mesela başkaları da ne diyor? Tam tersine devletin burada aferinlediği birileri var. Onlar Adil Öksüz için şöyle diyor, cemaat için böyle diyor, 15 Temmuz için böyle diyor. Bu her yerde var. Bu yeni bir şey değil ki. Bir istihbarat teşkilatında bunun olmaması düşünülemez zaten. Bu da yeni bir şey değil ama bunu nerede nasıl kullanıyor? Bakın dikkatinizi çekerim. Cevheri orada kriminalize etmek için kriminal yakın tarihten bazı siyasi cinayetlerden örnekler veriyor. Mesela Özal'a suikast girişimi. Kartal Demirhan suikast girişimi. Sonra Hrant Dink'in öldürülmesi. O gün Samas'tan örnek veriyor. Ve bunların da aferinleme yöntemiyle yaptırıldığını söylüyor. Hani daha önceki videolarda söylemiştim ya cemaat içerisinde böyle doğru bükücüler vardır diye. Hava bükücü gibi, su bükücü gibi bir de doğru bükücüler vardır. Şimdi burada Aferinleme yöntemi vardır evet ama bunu başka bir şeye kaldıraç olarak kullanıyor. Meze yapıyor. Şimdi içerideki bazı muhaliflerin üzerine çamur atabilmek için bak verdiği örneklere bakar mısınız? Bir kere Cevheri Güven kendini o kadar komik duruma düşürüyor ki bilgi dolu bir video ile karşınızdayım dediği videodaki bilgiler bunlar. Yanlış bilgiler, olmayan bilgiler. Bir kere Kartal Demira Öyle aferinleme yöntemiyle mi özel suikast girişiminde bulundu? Bu kadar basit mi yani? Senin paylaştığın bilgi bu mu? Senin bilgin bu mu? Bildiğin bu mu senin? Bu kadar mı? Kartal Demirağ'ın kendisi bir kere özel harp dairesinin sivil uzantılarından, beyaz kuvvetlerden uzunca bir süre Ege'deki komando kamplarında eğitim görmüş, silahlı eğitim almış, kendisi bizzat subaylar tarafından eğitildim diyen bir adam. Siz kalkacaksınız Akartal Demiral sadece bir aferin almak için bu işi yapmış öyle mi? Bu kadar çok katmanlı, bugün hala çözülememiş, cevap bulamamış karanlık olaylardan bir tanesi. Bunun özel harp dairesi ayağı var. Bunun emniyet ayağı var mesela. Mehmet Ağar'a bakan yönü var. Parti içindeki, o zamanki ANAP içindeki güç kavgalarında farklı farklı gruplara bakan tarafları var, medya patronlarına bakan tarafları var, sermaye grupları arasındaki kavgalara bakan tarafları var, siyasi, ekonomik dediğim gibi derin devletle ilgili birçok boyutu var, hala aydınlatılamamış Özalın kendisi bile bunu soruşturduktan sonra aslında arkadaki failleri tespit ediyor, olayı çözüyor ama diyor ki bunu ben bile açıklayamam. Özalın bile açıklayamam dediği kadar derin, bu kadar karmaşık bu kadar komplike bir hadiseyi Kartal Demira aferin almak için yapmış. Cevher Güven öyle anlatıyor bize. E keza Hrant öldürülmesi de öyle. Yakın tarihin en katmanlı, en sofistiki cinayetlerinden bir tanesi. O gün Samaz aferin almak için yapmış. E adam yıllarca hapiste yattıktan sonra o aferinin etkisi geçtikten sonra pişman olabilir. Niye değil o zaman? Bir aferin almak için yapmış. Meselenin diğer boyutlarını sen hiç görme ama bu iki kanlı kriminal olay üzerinden muhaliflerin şu anda cemaat içerisinde yaptığı bazı sorgulamaları, bazı eleştirileri kriminalize etmeye çalış. Onunla ilgili algı oluşturmaya çalış. Sonra da olmayan bu bilgilerle insanlara bir kurgu anlatmaya çalış, bir hikaye anlatmaya çalış. Hiç çekinmeden sırf kendi argümanlarını destekleyebilmek için başka bir bağlamdan, aslında olayla ilgisi olmayan, örnekle ilgisi olmayan iki tane olayı getir. Buna yama. Aslında videonun zaten çekilme sebebi bu. Tek sebebi bu. Bakın 3 yıl sonra bu devam videosunu çekiyorsa bunun tek sebebi bu. Çünkü Fethullah Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen bazı açıklamalar yapmaya başladı. Oradaki statüko zarar görmeye başladı. İnsanların kafası bulanmaya başladı. Soru soranlar, rahatsızlığını dile getirmeye başlayanların sayısı artmaya başladı. Öyleyse Ebu Seleme Gül'enin itibarsızlaştırılması gerekiyor. Tabii onunla konuşan, onunla röportaj yapan gazetecinin de aynı şekilde itibarsızlaştırılması gerekiyor. Hemen Cevheri güven defansa koştu. Haftalar sonra kişi kendinden bilir işi ya. Cevheri de bu yaptığı videoyla o fanatik statükoçu koçu taraftarlardan bir aferin alacaktı, alkış alacaktı sırtı sıvazlanacaktı ama işte gel gör ki yüzüne gözüne bulaştırdı. Şimdi bir takım zevzekler de çıkacak. Sen niye üstüne alındın ki? Var böyle tipler. Yani zaten o 2018'de anlattığım örnek ortada. Bunun için anlattım zaten. Cevheri Güven o zaman da isim vermeden bir takım şeyler yazıyor. Soruyorum beni mi kastettin diye. Evet diyor. Yani burada kimse kimseyi kandırmasın. Adres belli. Zaten ifadeler çok açık. Zaten yalanlamıyor. Dünkü mesajlaşmamızda da yani böyle bir ifadesi olmadı. O yüzden bu bu zevzek tipler biraz uzak dursun. Zevzekliklerini uzakta daha uzak bir mekanda yapsınlar. Biz şimdi videonun içeriğine devam edelim. Ebu Seleme gülen olayı. Şimdi devlet bu operasyon doğrultusunda öyle bir gazlıyormuş ki sosyal medya orduları tarafından öyle bir aferinliyorlarmış ki bu insanlar cemaat içerisinde artık her şeyi yapabilecek hale geliyormuş. Cevheri böyle söylüyor. Her şeyi yapabilecek hale geliyorlar diyor. Hatta şöyle diyor. Siz artık dünyayı yakacak hale gelirsiniz diyor. Sosyal medyadaki troll orduları tarafından alkışlanmayı, aferinlenmeyi sırtının sıvazlanmasını çok iyi bilen, defalarca tecrübe etmiş olan cevheri güven böyle buyuruyor. Ve maalesef çok acıklı bir hale düşüyor. Ebu Selam'a girilen için küfürbaz dediler, deli dediler, psikopat dediler, psikolojisi bozuk dediler, şizofren dediler. E şimdi tabii az önce de söyledim ya cevheri güveni çıkıp bir istihbarat kurusu olarak bir takım yöntemlerle, hareketlendirme yöntemi, aferinleme yöntemiyle mesleğe farklı bir boyut getirmesi gerekiyor. Öyle basit değil değil mi? Ama bu arada bir şeye hiç değinmiyor. Neye? Ebu Seleme Gülen'in söylediklerini. Ya bu adam neyi savunuyor? Acaba bunun gerçeklik payı var mı? Mesela Ebu Seleme Gülen'in paylaştığı bir mektup var. Fethullah Gülen'e sunduğunu söylediği bir mektup var. Onun işine gelen kısımlarını alıyor, işine gelmeyen kısımlarını görmezden geliyor. Ne diyor? İbrahim Kalın göreve geldi, ikinci faza geçildi, devlet bir operasyon başlattı, cemaati içeriden dağıtmak için içeriden elemanlara ihtiyacı vardı. Bundan dolayı Ebu Selim'e gülen tespit edildi. Çok elverişli bir tipti bunun için. Sırtı sıvazlandı, gaza getirildi. Aferinleme yöntemiyle konuşturuldu. İyi ama cevheri güven. Ebu Selim'e gülen işin kötüsü. Bundan 4 yıl önce de tweetler atmış. Yine benzer tweetler atmış. Ama ailesinin ricasıyla daha sonra geri adım atmış, silmiş. E o zaman kim var? O zaman ikinci faz yok ki. Daha birinci fazdayız. O zaman MİT müsteşarı Hakan Fidan senin bahsettiğin faz başka bir faz. Ama o zaman da bu çocuk tweetleri atmış. Sonra 2 yıl geçmiş bir daha tweetleri atıyor. Bir daha Türkiye'ye gitmek istiyor. Pencereden atlıyor falan. Çünkü bunu saklamıyor ki zaten. Ben Türkiye'ye gitmek istedim. Bildiğim bazı şeyler vardı. Bunları paylaşayım. Suçluysam ben de cezamı çekeyim. Ama birilerini de bıraksınlar. Ya yanlış düşünüyordur. Doğru bir argümanı vardır yoktur. O ayrı bir şey. Ama en azından ben bu duyguları yaşadım diyor. Bunu saklamıyor. E şimdi bundan iki yıl önce de dört yıl önce de yapmış o zaman bu fazlar ne oldu? Bu fazlar nereye girdi? Ne oldu senin bu fazlar? Ebu Seleme Gülen dört senedir habire aferinlenip duruyormuş. Gaza getirilip duruyormuş. E yeni olan ne o zaman? Ne ikinci fazından bahsediyorsun? Sonra sözü yurt dışındaki başka ifşalara getiriyor. Bu ifşacılık düzenine getiriyor. Sedat Peker'den, Muhammed Yakut'tan, Ali Yeşildağ'dan bahsediyor. İyi ama zaten e bunları senin kadar bunlar PR'ını yapan olmadı. Sonra da diyorsun ki bu yöntem tuttu. Bundan dolayı devlet şimdi de Ebu Seleme Gülen gibi başka ifşacılar buldu. Bu yöntemi deniyor. İyi de sen şunu da dedin. Sedat Peker bu şekilde ifşalara başladı. Daha sonra Erdoğan'la pazarlık yaptı. Ve yüksek montanlı bir anlaşmayla yani oradan parayı götürdü. Yüksek meblağlar aldı ve suskunluğa gömüldü. O zaman sen en fazla Sedat Peker videoları yapan birisi olarak Acaba Sedat Peker tarafından sazan gibi oltaya mı getirildin? Sazan gibi atlamış mı oluyorsun sen? O zamanın saf salağı da sen mi oluyorsun cevheri? Senin üzerinden o yüksek montanın anlaşmaları mı yaptı Sedat Peker? Bunu mu demek istiyorsun? Yoksa o zaman elde etmiş olduğun PR, sosyal medya trollerinin aferinlemeleri, alkışlamaları, yüksek izlenme oranları hoşuna mı gitti? Karşılıklı böyle win-win mi oldu? E Ali Yeşildağ, Ali Yeşildağ için de aynı şey geçerli. O zaman sen sazan gibi atlamış mı oldun? Ne oldu seçimden sonra ne dendi? Tıpkı 17-25 gibi ters tepti. Bu Erdoğan'ın lehine oldu dendi. E peki o zaman sen burada sazan gibi atlamış mı oldun? Saf ve salaklık mı yapmış oldun? Yoksa daha kötüsü mü? Yani hani bana söylüyorlar ya aslında sen Tayyip Erdoğan'a çalışıyorsun. Yoksa Tayyip Erdoğan'a çalışan sen misin? Sen videoları yapıyorsun Sedat Peker Erdoğan'la anlaşıyor. Sen videoları yapıyorsun Ali Yeşil'da ekranları açıyorsun ona. Ondan sonra bu Tayyip'e yarıyor. Erdoğan'a yarıyor. E ama Erdoğancı ben oluyorum. Rejimin adamı ben oluyorum. Sen büyük muhalif oluyorsun. Yoksa sen de cemaatin içerisindeki birileri gibi Erdoğan hep görevde kalsın isteyenlerden misin? Erdoğan'ın rejimi hep sürsün. Erdoğan yıkılmasın ki bu statüko devam etsin. Bu süreç devam etsin diyenlerden misin? Yoksa sen buna mı hizmet ediyorsun? Şimdi bakın işte bu kafayla düşünmeye başladığınız zaman ayarını bozdunuz, kantar gün gelir sizi tartar. O zaman da hiç bunlara ağlamayacaksınız. Sesinizi çıkarmayacaksınız. İşte siz bu kadar çürük kafayla, bu kadar basit, bu kadar ucuz yöntemlerle insanları yaftalamaya çalışıyorsunuz. Aynı yöntemlerle sana sesleniyorum ben şimdi. Kusura bakma. Yani sen gazetecilik faaliyetlerini, normal gazetecilik faaliyetlerini öyle yeldir yepelek, şah şahbaz bir takım e, formüllerle, bir takım yöntemlerle lekelemeye çalışırsan, yaftalamaya çalışırsan aynı şekilde sana da karşılık verilir. O zaman ağlamayacaksın. Ayrıca yeri gelmişken de şunu sormak isterim. Şimdi bu yurt dışından ifşalara başlayanların hangilerine kulak veriyoruz, hangilerine kulak vermiyoruz? Kim ifşaatlarda bulunmaya başlarsa onu önemsiyoruz. Onu söylediklerine kulak kabartıyoruz. Onunla ilgili konuşuyoruz, video yapıyoruz hangilerini de görmezden geliyoruz. Şimdi bununla ilgili de bize cevheri bir kılavuz verirse çok iyi olur. Mesela cemaat içerisinden birileri ifşaatlarda bulunursa sazan oluyoruz anladığım kadarıyla eğer ona atlarsak. Onunla ilgili yorum yaparsak, onunla röportaj yaparsak sazan oluyoruz anladığım kadarıyla. Ama geçmişte cemaat mensuplarına seslenerek eğer Erdoğan'ın kılına zarar gelirse hepinizi bu bayrak direklerine asarım diyen bir mafya lideri olursa herhalde onun üzerine programlar üzerine programlar yapıyoruz. Benim anladığım kadarıyla öyle. Geçmişte Tayyip Erdoğan'la kirli ilişkilere girmiş. Tayyip Erdoğan'ın kasası olan, Tayyip Erdoğan'ın komisyoncusu olan, hatta elini kana bulanmış cinayetle suçlanan birisi olduğunda Ali Yeşildağ olursa kanalımızı, kapılarımızı ardına kadar onun için açıyoruz. Ama cemaat içinden birisi olursa sazan gibi atlanmıyoruz. Öyle mi? Anladığım kadarıyla öyle. Mesela Ebu Seleme Gülen ifşalara başlarsa bunun arkasında bir devlet operasyonu oluyor. Aferinleme yöntemiyle konuşturulmuş oluyor. Ona bakmıyoruz, onu duymuyoruz, görmüyoruz. Öyle mi cevheri güven? Oysa biz gazeteciler şöyle yapıyoruz. Sedat Peker de konuşursa kulak kabartıyoruz. Söylediklerini anlamaya çalışıyoruz. Üzerine yorumlar yapıyoruz. Ali Yeşildağ da konuşursa ne söylüyor diye kulak kabartıyoruz. Araştırıyoruz. Üzerine yorumlar yapıyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz. Her neyse. Ama Ebu Seleme Gülen diye Fethullah Gülen'in yeğeni olan ve Fethullah Gülen'in kulağına bir şeyler söylediğini iddia eden, Adil Öksüz'ü tanıdığını, Adil Öksüz'le bazı toplantılar yaptığını anlatan birisi olursa görmezden geliyoruz. Eğer ona kulak verirsek sazan saf salak oluyoruz. Öyle mi? Oysa biz gazeteciler dediğim gibi hepsine bakıyoruz. Mesela ben Sedat Peker'in söyledikleriyle de ilgilendim. O zaman Cemaat 15 Temmuz yazı dizisini yaparken ara verdim. Büyük bir fırtına var. Herkes bunu konuşuyor. Sedat Peker iddialarda bulunuyor. Sonra ben de Sedat Peker videoları yaptım. Daha sonra yazı dizisini tamamladım. Keza Ali Yeşildağ ifşaatlarda bulununca da hem Twitter'da hem YouTube'da bunu yorumladım. Bunun üzerine paylaşımlar yaptım. Ama Ebu Seleme Gülen konuştuğunda da kulak kabartıyorsak e tamam şimdi şöyle biz Cevheri Güven gibi Devleti tanımıyoruz. Biz devleti bilmeyiz. Arkasında bir takım operasyonlar varmış. Devlet yeni bir karar almış. Yeni bir sürece gidiyormuş yeni bir faz başlatmış. Şimdi onları cevheri güven bilir. Biz bilmeyiz. O zaman bundan sonra şöyle yapıyoruz anladığım kadarıyla. Biri böyle konuşmaya başladığında, bazı iddialar ortaya attığında, ifşalarda bulunduğunda önce bir duruyoruz. Cevheriye soruyoruz. Cevher, cevheri sen güncel olarak hala devlet içerisinden bilgiler alabiliyorsun. Devlet burada bir operasyon mu yapıyor, bir şeyin hazırlığı içerisinde mi? Cevheriye soruyoruz ve diyoruz ki ne yapalım şimdi burada sazan gibi atlayalım mı? Atlıyor muyuz? Bekliyor muyuz? En iyisi sana bakalım. Sen nasıl hareket ediyorsan biz de aynı şekilde hareket edelim. Bakalım Cevher Güven video çekiyor mu? O video çekiyorsa biz de çekelim, biz de konuşalım. Yok eğer o bilge kral Nizamül Mülk Cevherül Güven eğer devletin oradaki operasyonunu etmişse oradan bilgiler alıyor ya her şeyi görüyor biliyor. O zaman biz de duralım. Öyle sazan gibi hemen atlamayalım. Öyle saflık salaklık yapmayalım. Cevheriye göre biz yönümüzü tayin edelim. Sonra neme lazım? bir bizi aferinler, aferin der Sırtımızı sıvazlarlar. Gaza geliriz sonra. içeride bir sürü şeyler yapabiliriz. Yani yapmayacağımız şey olmaz ondan sonra o gazla. Her şeyi yapabiliriz biz. O yüzden cevheriye bakacağız. Öyle hareket edeceğiz. Onun ağzının içine bakacağız. Tabii bunlar işin ironisi, şaka bir tarafa. Cevheri Güven diyor ki bakın Ebu Seleme Gülen de şimdi ifşalara başladı diyor. Aynı Sedat Peker gibi çünkü devlet bu yöntemi keşfetmiş ya. Şimdi cemaati dağıtmak için içeriden bu yeni faz gereği Ebu Seleme'ye böyle bir görev verilmiş. Peki Ebu Seleme'nin bundan haberi var mı? Bunu şunun için soruyorum. Ebu Seleme Gülen ifşa videolarına mı başladı? Bu adam bir YouTube kanalı açtı veya Cevheri Güvene başvurdu. Kanalını bana açar mısın? Ben bazı videolar çekeyim, sen onları yükle mi dedi? Ben bu adamla röportaj yapıncaya kadar neredeyse yüzünü gören yoktu. Bu adam ne der, neye benzer, nasıl konuşur bilen yoktu. O röportajla beraber insanlar şunu demeye başladı. Aa yok, yok ya bir dakika bu adam bayağı aklı başında konuşuyor. Muhakemesi muvazenesi yerinde öyle dedikleri gibi deli manyak şizofren birine benzemiyor. İlk kez benim röportajda bunu söylediler. Yani o derece yoktu. Tamam tweetler atıyordu ama tweetlerini... Ne ifşası? Küfür yağdırıp duruyordu. Bazı iddialarda bulunuyordu ama o küfürlerin arasında onu duyan olmuyordu. Çok rahat boğuyordunuz siz. Cevheri ve senin şimdi temsil ettiğin, önünde kapı bekçiliği yaptın, muhafızlığını yaptığın o bir takım o gölge abiler, o mahrem yapılar çok rahat boğabiliyordu. Ebu Seleme Gülen'in sözlerini, bazı iddialarını ama şimdi ilk ben onunla röportaj yaptım. Peki bana da devlet mi bu görevi verdi? Devlet böyle aferinle hadi git bakalım gazladı ve git bunun röportajı mı yap dedi. Ya ben röportajı yapan kişi olarak ben biliyorum yaşadığım süreci. Hikayeyi ben biliyorum. Bunun gerekçesini de anlattım zaten o röportajın başında. Niye Ebu Selim'e Gülen'le röportaj yapıyorum? Yapıyorum çünkü gazeteciyim. Çünkü gazetecilik bunu gerektirir. Sen niye yapmıyorsun Cevheri Güven veya diğerleri niye yapmıyor? Sen niye burada değilsin Waldo diyorum ya. Aynı şekilde ayrıca da üstelik ben 15 Temmuz'a ilgi duyuyorum. Ebu Selim'e Gülen Adil Öksüz'den bahsediyor. 15 Temmuz öncesi Adil Öksüz'le yaptıkları bazı gizli toplantılardan bahsediyor. Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'u çağrıştırabilecek söylediği bazı sözlerinden bahsediyor. Sonrasında 15 Temmuz sonrası sunduğu mektuptan bahsediyor. O mektubu benimle paylaşıyor. Niye kulak kabartmayacağım ki? Niye görüşmeyeceğim ki? Niye röportaj yapmayacağım ki? Ama bunu birisi bana dediği için değil, ben cevheri şöyle, ben, bak benim arkamda öyle bir ekip yok. Eskiden cemaatten olup devletin üst düzey yerlerinde görev yapmış bürokratlar, emniyetten, MIT'ten, askeriyeden, yargıdan, şuradan, buradan böyle bir ekip benim için çalışmıyor. Benim için bir bilgi havuzu oluşturulmuyor. Benim için bir argüman havuzu, analiz havuzu oluşturulmuyor. Ben her şeyi kendim karar veriyorum. Kendim takvimliyorum, programlıyorum kendim çekiyorum, kendim editliyorum YouTube kapağını kendim yapıyorum benim için öyle bir teknik e ekipler falan da seferber değil. Öyle teknik destek falan da almıyorum. Dolayısıyla kimle röportaj yapacağıma, yapmayacağıma da kendim karar veriyorum. Ha, aksini iddia ediyorsanız e, buyurun ben son derece rahatım. Hadi buyurun en ufak bir bilgi kırıntısı getirin. En ufak bir bilgi kırıntısı getirin. Yok böyle bir şey. Kendim Ebu Selem'e, Gülen'le irtibata geçiyorum. Ya arkadaşım sen ne anlatıyorsun diyorum. Önce röportaj da değil. Önce sadece dinledim onu. Sadece dinledim. Sonra bir dakika ya bu adam öyle tamam küfür ediyor falan ama böyle deli, kafayı kırmış biri değil. O zaman diyorum ki bunu YouTube'da da anlatır mısın? Benim kanalıma çıkarsam kabul eder misin? Tamam dedi. Ama bakın şunu da söyleyeyim. Öyle ifşalara başladı. Mesela benden sonra Ruşen Çakır'a konuştu ama Ruşen Çakır'ın bu röportajı yapmak istemesinin sebebi de benim o yayını yapmış olmam. Ben o yayını yapmış olmasam Ebu Seleme Gülen'i görmese, söylediklerini duymasa, onun nasıl bir profil çizdiğini görmese o da böyle bir şey muhtemelen soyulmayacaktı. Ama şunu biliyorum sonrasında başka röportaj yapmak isteyenler de oldu. Bana soruyor mesela benden numarasını istiyor bazı gazeteciler veya işte Türkiye'den birileri YouTube'a veya televizyona çıkarmak isteyenler ben de diyorum ki sormadan veremem. Soruyorum Ebu Seleme'ye. Diyor ki abi benim mazur gör. Lütfen benim adıma özür dilesen, kabul etmesen. Çünkü çok yoruldum. Zaten söyleyeceğimi de söyledim. Ben aslında bir tek sana konuşmak istiyordum. Zaten maksat hasıl oldu. E şimdi ifşacı biri böyle mi olur? Bunu mu yapar? Ya ben ne yapmalıydım? Yani cevheri güveni mi aramalıydım önce? Usta sen bilirsin sen devletten haber alabiliyorsun. Söylesen şimdi ben Ebu Seleme Gülen'le röportaj yapacağım ama bunun arkasında acaba bir operasyonu mu var? Cevheri'ye mi soracaktım? Ya da soruyu şöyle değiştireyim. Cevheri sen Ebu Seleme Gülen'le bir kere olsun görüştün mü? Şimdi onunla ilgili bu kadar önemli iddialar ortaya atıyorsun. Elçilikle anlaştı. İşte bir röportajı var. Evet haklı olarak o noktaya dikkat çekiyorsun. Buradaki hakkını inkar etmem. Orada Ebu Seleme Gülen diyor ki Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ama ifşalarıma, bazı ifşaatlara biraz daha burada devam etmek istiyorum diyor. Cevheri de diyor ki şeyle, büyük elçilikle anlaştı ve aslında amacı ifşalamak. Şimdi zaten bunun üstüne dayandırıyor. Bunun üstüne kuruyor bütün kurguyu. Peki şimdi şunu soracağım büyük gazeteci Cevheri Güven'e. Sen Ebu Seleme Gülen'i hiç aradın mı? Hiç görüştün mü? Karşı görüş için bile olsa. Hani gazeteciliğin en basit, en temel kurallarıdır ya. Bir sorarsın. Bu açıklama sana mı ait? Çünkü bu yazılı İstiklal Gazetesi'nde çıkan röportajlar. Bu, bu, bunlar senin beyanın mı? Ne demek istedin? Elçilikle bir pazarlık mı yaptın? Anlaştın mı? Gideceğim demişsin. Ne zaman gideceksin? Yakınlarda gidiyor musun? Veya ifşalarda bulunacağım demişsin. Bunu neden böyle söyledin? Sordun mu? Yok sormadım. Sorma gereği hissettin mi? Hayır. Ne gerek var ki? Sen işte büyük gazeteci. Bunlara ne gerek var? Seni sazan gibi atlamaman lazım. Onun yerine çıkıp peşin peşin büyük suçlamalarla büyük etiketler vurman lazım. Faz başlatılmış. Devlet yeni bir aşamaya geçmiş, yeni bir süreç başlatmış. Bunun için de Ebu Selim'e Gülen'i tespit etmiş. Tamam, ama ben sordum. Bu yayın için sordum Ebu Selim'e Gülen'i. E. Az önceki sorduğum soruları ve verdiği cevapları da hemen hızlıca sizinle paylaşayım. Biraz daha ifşalarda bulunup bir iki hafta sonra Türkiye'ye geleceğim demişsin. Evet o zamanki düşüncem oydu diyor. Ben iki yıl önce de gitmek istemiştim biliyorsunuz diyor. Anlattığımız olay var ya hani camdan atlamaya çalışıyor. Aslında niyeti Türkiye'ye gitmek. Sonra polis arıyorlar, hastaneye arıyorlar, hastaneye kaldırıyorlar. Bunu saklamıyorum diyor. Devamında neden ifşalarda bulunup gitmeyi düşündün diye soruyorum. Cevap yani benim niyetim şuydu eskiden beri. Bildiklerimi cemaatin insanına anlatıp sonra Türkiye'ye gitmek ve yatmam gerekiyorsa hapis yatmak vicdanımı rahatlatıp hayatıma devam etmek. Ama ifşalamadan gitseydim kendini sattı diyeceklerdi. Ya da işkence altında konuştu diyeceklerdi. İnsanlara etki edemeyecektim. Ben de önce bildiklerimi anlatıp insanları biraz uyandırdıktan sonra gideyim dedim. Gitmekti niyetim. Peki e, Türkiye gidecek misin şimdi diye sordum. Cevabı abi şu an gitmeyeceğim. Benimle birileri daha gelirse o zaman gideceğim diyor. Hani diyor diye biz ben de olayım içinde 20 kişi gidelim 200 kişi gidelim neyse e, bu işte gerçekten payı olanlar gitsin hesap versin beraber gidelim diyor diye burada da onu tekrarlıyor benimle birileri daha gelirse gideceğim ama tek başıma gitmem salaklık olacak şu aşamada bu ağlar ağlar ben Türkiye'ye dönsem oh kurtulduk derler ve onlara bunu e, yaşatmak istemiyorum diyor yani cevapları da bu takdirlerinize bırakıyorum. Yorum size ait sorular cevaplar ortada ama Mesela Cevheri Güven bunu yapmıyor. Soru sormuyor. Ben kendisine videoyu neden kaldırdım diye bile sorarken o Ebu Seleme Gülen'le ilgili bu kadar önemli iddialar ortaya atacakken bu kadar da ulaşılması kolay olan bir adamı arayıp sorma zahmetinde bulunmuyor. Ama bakın sonrasında ne diyor? Aferinleme yöntemiyle cemaat içinde istediğin her şeyi yaptırabileceğin artık sazan mı dersin, salak mı dersin tipler var. Sosyal medya figürleri de var bunun içerisinde. Gazeteciler de var. Bunlar Fethullah Gülen'in yeğeninin açıklamalarının üzerine bu harlanmış cemaat gündeminin üzerine atladılar. Nasıl aferinleniyor bu insanlar. İşte siz cesursunuz, 15 Temmuz'u aydınlatıyorsunuz, cemaatin içindeki yanlış şeyleri aydınlatıyorsunuz filan gazı veriyorlar. Devlet bunları sosyal medyadan bütün ağlarıyla çok büyük iş yapıyormuş gibi bunları sürekli aferinlediler, gazı verdiler bu kişilere. Bunlar tamamen safsazan tipler diyor, boş beleş tipler diyor. İşte şimdi hakaretlere başladı ama dediğim gibi bu noktada da bir hazımsızlığı var belli ki. Bir şeyleri hazmedememiş, bir öfkesi var. İşte siz cesursunuz diyorlar diyor, 15 Temmuz'u aydınlattıklarını zannediyorlar diyor. Seni ne rahatsız ediyor cevheri güven burada bilmiyorum. O aferinlemelerden bahsediyorsun. Ben sana söyleyeyim mi? Ben Beni kimler aferinliyor? En azından ben kimlerin aferinlemesinden etkileniyorum? Onu söyleyeyim mi sana? Bu süreçte hapis yatmış çıkmış bana ulaşan tanıdığım tanımadığım bir sürü tanıdığım insan hapis yattı. Girdiler çıktılar onların içerisinden ama tanımadıklarım da var. Yani tanımadığım derken yine ismiyle cismiyle yazıyor. Kim olduğunu, nerede cezaevine girdiğini, ne kadar yattığını, şimdi nerede olduğunu, sonra telefonunu istiyorum, görüşüyoruz. Bunlardan bahsediyorum. Tamamen böyle hayallerden bahsetmiyorum. Bir sürü insan Yurt dışına çıkmış, bedelleri ödemiş, varını yoğunu kaybetmiş, acılar çekmiş bir sürü insan arayıp veya yazıp sana çok dua ediyoruz. Sakın vazgeçme. Biz gerçeği bilmek istiyoruz. Bize ne olduğunu anlat. Senden başka bu konuların üzerine giden yok. Sen de susarsan biz gerçekleri öğrenemeyiz. Allah senden razı olsun diyenlerin o insanların aferinleri var ya. İşte ben evet beni aferinleyenler onlar beni gaza getirenler onlar. Ben motivasyonumu onlardan alıyorum. Bakacaksan buraya bak ama sen sosyal medyada şurada burada sen cesursun, sakın vazgeçme diyen, alkışlayan, Allah razı olsun diyen herkesi devletin bir aparatıymış gibi, devletin uzantısıymış gibi sunuyorsun. O insanlara karşı da çok büyük bir terbiyesizlik yapıyorsun ve böyle bir sosyolojik gerçekliği görmezden geliyorsun. Halbuki böyle bir olgu var. Açın gözünüzü. Hani o güven ilişkisini zedelemek için devreye girdiler diyorsunuz ya. Bölmek için falan. İnsanlar darmadağın oldu zaten. Bugün ilk kuşaklarla yeni genç kuşaklar arasında çok büyük bir uçurum oluştu cemaatle ilgili. Cemaate aidiyet noktasında. Bir sürü insan gerçekleri öğrenmek istiyor. Niye bunlara gözünü kapatıyorsun cevheri güven? Yokmuşlar gibi davranıyorsun. Sanki o konuşanların hepsi mit ajanlarıymış gibi. Devletin aferinlemek için kullandığı sosyal medya troll ordularının askerleriymiş gibi onlara terbiyesizlik yapıyorsun. Bunlarla ne zaman yüzleşeceksiniz? Bu insanlar var. Bu insanlar bir yere kaçmıyor, kaybolmuyor. Ve bu insanlarla ne zaman yüzleşeceğinizi merak ediyorum. Ne zaman onları duymaya başlayacaksın? Ne zaman görmeye başlayacaksın? Varlıklarına ne zaman kabullenmeye başlayacaksın? İşte ben aferinimi onlardan alıyorum. Ha onlar dışında gerçekten dediğin gibi bu şekilde aferinleyen devlet trolleri yok mudur? Vardır. Bunun kim aksini iddia edebilir ki? Ama bunlar bir tek bana mı geliyorlar? Bir tek beni mi aferinliyorlar? Ya da ben hangileri bunların gerçek insanlar, gerçekten içi yanmış, ciğeri yanmış insanlar duygularını benimle paylaşıyor. Hangileri de bu şekilde aferin demek için bunları yazıyor, bana yanaşıyor. Bunları ayırt edemeyecek kadar aptal mıyım? Ha sana göre aptalım tabii. Sana göre ben sazanım, salağım, safım. Ama bir tek kül yutmaz. Her şeyi anlayan bilen sen. Cevheri güven. Tabii bizim hiç aklımız yok, bilgimiz yok, birikimimiz yok, tecrübemiz yok. Öyle her hıyarım var diye bir avuç tuzla koşuyoruz. Ama sen, sen zinhar kül yutmazsın. Her şeyi bir tek cevheri bilir. En iyi o bilir. O zaman ben de cevheri güvene sorayım. O biliyor ya. Beni kim aferin diyor cevheri. Ben beni kimin aferin dediğini söyledim. Ama sen başka bir şey iddia ediyorsun. Ben de sana sormak istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Beni kim aferin diyor. Herhalde Tayyip Erdoğan, AKP falan demeyeceksin. Herhalde o kadar salak değilsin de. Ben onu bir kategori dışına koyuyorum. Peki onun dışında kim aferin diyor beni söyler misin? MIT mi? Ya bırak bütün o geçmişi bırak şu son videolarımdan. Darbeyi MIT'e gidip ihbar ettiği öne sürülen pilot binbaşı Osman Küçük Karaca ilgili videolarımda son 5-6 videomda ki daha sonra devam edeceğim onlar devam edecek. MIT'in bütün resmi tezlerini ve resmi söylemini yerle bir ettim paramparça ettim. E, e, aferin bekliyorsam böyle bir şeyle aferin alamam herhalde. MIT'ten böyle bir aferin alamam. Veya Hakan Fidan'ın aşırı komik yalanlarla dolu 15 Temmuz günü diye bir video yaptım. E bunda da aferin alamam. Veya geçmişte daha yakınlardan bahsetmeyeyim. Geçmişte de mesela 2017'de yazdığım bir Milli İstihbarat Teşkilatı filmi başlıklı bir yazı var 15 Temmuz'la ilgili. E bunda da aferin alamazsın. E şimdi ben aferine ihtiyaç duyuyorum ya. Beni kim aferin edecek? MİT'ten böyle aferin alamam. Hulusi Akar. Hulusi Akar'ın yazılmamış portresi diye bir yazı dizisi yazmış. Bundan dolayı Hulusi Akar tarafından hakkında davalar açılmış, mahkeme kararıyla videolarını yazılarına Türkiye'de erişim engeli getirilmiş Ahmet Dönmez herhalde Hulusi Akar'dan da böyle bir aferin almayacaktır. Alamayacaktır. Onun dışında başka sadece bu yazı dizisi değil. Bir sürü Hulusi Akar videosu yaptım. Bir sürü Hulusi Akar yazısı yazdım. E Süleyman Soylu, Süleyman Soylu'nun aşağıya doğru yükselişi diye bir yazı dizisi yaptım yine. Süleyman Soylu'dan da öyle bir aferin alamam. Zekai Aksakallı ile ilgili yazdım alamam. Şimdiki MİT Başkanı İbrahim kanla ilgili video çektim. Eleştirel bir video çektim geçmişte. E ondan da aferin alma şansını kaybettim. Ondan da aferin alamam. E kimden alacağım? Doğu Perinçek, Ergene Koncular, Ulusalcılar hepsiyle ilgili yayınlarım, yazılarım var. E onlardan da böyle aferin alınmaz. Ya şimdi Rusya'nın 15 Temmuz bağlantılarına dikkat çeken video çekmişim. Amerika mı var arkasında 15 Temmuz'un? İngiltere mi? NATO mu? Bütün bunlarla ilgili ayrı ayrı videolar çekmişim. E dış güçlerden de böyle aferin alamam. Peki bir dakika bana bu aferini kim verecek Güven? Bir anlat bakalım. Ha şunu diyorsun sen. Sen cemaati eleştirerek cemaat muhaliflerinden aferin alacaksın. E gene nereye geldik şimdi? Geldik gene yazma meselesine. Her şeyi yaz, cemaati yazmayalım. Tayyip Erdoğan'ı konuşalım, 15 Temmuz'la ilgili Hulusi Akar'ı konuşalım, Hakan Fidan'ı konuşalım, Abidin Ünal'ı konuşalım, Şirin Ünal'ı konuşalım, Sadık Üstün'ü konuşalım, Zekai Aksakallı'yı konuşalım. Doğu Perinçe'yi konuşalım, Alexander Dugin'i konuşalım, Rusya'yı konuşalım, İngiltere'yi konuşalım, ABD'yi konuşalım, Avrasyacıları konuşalım, NATO'yu konuşalım. Ama üzerinden bir takım hesapların yapıldığı, sahaya çekildiği, içeriye sokulmuş vasıtalarıyla bir şeye inandırıldığı ve darbe günü o akşam tuzağa çekilen grubu konuşmayalım. Cemaati konuşmayalım. Bu işin cemaate bakan taraflarını konuşmayalım. Bu iş nasıl oldu diye sormayalım. Tamam Tamam kardeşim ben de söylüyorum bu tarihin gördüğü en büyük komplolardan bir tanesi. Bu cümleyi kurduğum kaç tane videom var kaç tane yazım var bilmiyorum ben. Sayamam. Bunu zaten söylüyorum. İki taraf var ikisi de gerçek diyorum. Hatta bir videoda şunu söyledim. Asıl burada eli kanlı olan taraf rejime bakan taraf. Çünkü birincisinde cinayet yoktu. Tayyip Erdoğan'ın kaçırılması, derdest edilmesi ve yargılanması vardı. Ama Erdoğan'ların yaptığı planda bunun üstüne giydirilen planda bunun tuzağa dönüştürüldüğü planda 15 Temmuz akşamı yaşanan o olaylarda sniperlar var, envantere, silahlı kuvvetler envantere kayıtlı olmayan silahlar var, paramiliter gruplara dağıtılan silahlar var, bunlarla işlenen cinayetler var. Şehit sayısı artmalıydı ki, dökülen kan artmalıydı ki o kadar çok Allah'ın lütfuna dönüşmeliydi. Bunu söyledim. Bunu zaten söylüyorum. Tamam. Bu komplo... Evet İyi de bu nasıl kuruldu kardeşim? Nasıl başarıya ulaştı bu? Bunun sebeplerine bakmayalım mı? Bunun içerideki uzantılarına bakmayalım mı? Bunun sistematik arızalarına bakmayalım mı? Bu süreç nasıl oldu? Nasıl başardılar? Bunları sorgulamayalım mı? Sormayalım mı? Hayır sorma diyor. Ya bu kadar insan ölmüş, bu kadar insan işkence görüyor, bu kadar insan paramparça olmuş, aileler dağılmış, insanlar işlerinden olmuş, evlerinden olmuş, her şeyinden olmuş ama soru sormayacaksın. Bir kişi bunun bundan dolayı hesap verdi mi? diye sormayacağız. Bir kişi bunun sorumluluğunu aldı mı sormayacağız. Mesela Adil Öksüz, Adil Öksüz mit ajanıysa, bu adamı işte anlattım demin hikayesini. Peki bundan sorumlu olan hiç kimse yok mu? Bunu sormayacak mıyız ya? Sormayın. Bunu sormayacaksın. Sorarsan saf salak sazansın. Ya da fitnecisin, hainsin, mitçisin. Onlar çok akıllı. Onlar görüyorlar. Arkadaki büyük güçleri görüyorlar. O yüzden onlara soracağız. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bunu konuşuyor muyuz? Konuşmuyor muyuz? Nasıl tensip buyururlarsa öyle hareket edeceğiz. Diyeceğiz ki eğer başıma bir şey gelmeyecekse, eğer aferinlenmeyeceksen, birbirini biri beni aferin biri beni gıdıklamayacaksa, eğer sazanlık kabul etmezseniz, saflık veya salaklık kabul etmezseniz ben şurada bir gazetecilik vazifemi eda edip geliyorum mu diyeceğim cevheri güveni. Peki tamam Adil Öksüz Mitajan'ı, Mitajan'ı tamam öyle diyorsunuz ya şunu sormayalım mı yani? iyi de kardeşim bu adamı 15 Temmuz'da 8 ay kala Hulusi Akar'dan geldiği söylenen mesajlarla kim Türk Silahlı Kuvvetleri imamı yaptı? Normalde boştaydı. 2012'den sonra görevden alınmıştı. Ama 2015'in sonunda 2016'nın başında bütün silahlı kuvvetlerden sorumlu mahrem imam haline getirildi. Peki bu karar nasıl alındı diye sormayalım mı? Hulusi Akar'dan gelen bu mektupları sormayalım mı? Nasıl buyurursunuz Cevheri Bey? Şimdi mesela Osman Şimşek çıktı dedi ki evet doğru. Ahmet Dönmez'in söyledikleri de doğruydu. O mektuplarda geldi. Hulusi Akar'dan geldiği iddia edilen mektuplar var. E bu mektuplara dayanarak içeride tasfiyeler yapıldı. Adil Öksüz göreve getirildi. Mustafa Özcan rol oynadı. Hocam talebini size e, mahcup etmeyecektir dedi Adil Öksüz için. E bunları hiç konuşmayacak mıyız? Niye konuşturmuyorsunuz? Konuşunca niye sazan oluyoruz biz pardon? Aferin peşinde koşan ahmaklar oluyoruz. E tamam sen anlat o zaman bize. Senden öğrenelim. Mesela Osman Şimşek'in doğruladığı o mektuplardan bahset. Yoksa onun içinde böyle bir mektuba, böyle salak bir mektuba ancak Osman Şimşek gibi saf ilahiyatçılar inanır mı diyorsun? Eğer öyleyse bunu çık açıkça kamuoyunda söyle. O zaman biz de şunu soralım. Ben şunu sorayım sana sadece saf Osman Şimşek gibi saf ilahiyatçılar inanır dediğin o mektuba Fethullah Gülen'in kendisi inandı. İşte o mektuplara inanarak o kararları aldı. O tasfiyelere imza attı. Adil Öksüz'ü bu yüzden göreve getirdi. Peki bunu neyle izah ediyorsun? O zaman sen anlat senden öğrenelim biz. Senden dinleyelim. Zaten şunu söyleyeyim bakın. Benim 15 Temmuz'a dair de, mahremlere dair de, cemaatin içerisindeki bu bilmediğimiz o gizli kapaklı işlere dair de cevheri güvenin bildiklerinin yanında benim bildiklerim devede kulak kalmaz. Bunu çok rahatlıkla iddia edebilirim ama konuşmaz. Konuşanı da konuşturmaz. O yüzden diyorum o zaman sen anlat, senden öğrenelim. Biz sana aferin diyelim. Biz senin sırtını sıvazlayalım. Bravo güzel iş yaptın diyelim. Bak doğrusu buymuş doğrusunu senden öğrendik diyelim. Yapmazsın ama. Sen bir röportajı çıkacağın zaman bile cemaatle ilgili sorular sormayacaksan gelirim diye şart koşan adamsın Cevheri Güven. Senin için cıs bu konular. Niye? E çünkü şimdi ne diyeceksin sorular sorulduğunda çok iyi bildiğin mevzular yalanlar söyleyeceksin. Oralara girmek istemiyorsun. Bir taraftan da cemaate mesafeli süsü vermeye çalışıyorsun kendinle alakalı. E şimdi tamam da seni sen yapan, seni sen yapan abiler var arka tarafta. Varlığını borçlu olduğun, bugünlerini borçlu olduğun. Onlar ne diyecekler değil mi? Şimdi hepsini kaybedebilirsin. Böyle mayınlı konulara girmemen lazım. Onun için zaten saflar, salaklar, sazanlar var. Mayın eşekleri var. Onlar girer. Ama girdikten sonra da bir de senden ayrıca hakaretler işitir. İftiralar işitir. Bu ayrı konu ama ama bari şunu yapma. Bak aferinleme diyorsun ya ben sana şunu söyleyeyim Cevher'im. Çok sevdiğim ve şimdiye kadar da defalarca alıntılar yaptığım William Reich'ın Dinle Küçük Adam kitabındaki gibi sesleneceğim sana. Dinle cevheri. Eğer ben aferinler peşinde koşan bir adam olsaydım bugün senin olduğun yerde ben olurdum. Bunu önemseseydim ben bunları senin bahsettiğin o aferinleri yıllar önce silip attım. Burnumu silip attım mendil gibi attım. Daha önce AKP tarafından aldığım teklifleri paylaşmıştım. Bunları hiç yaşamayabilirdim. Bugün bambaşka yerlerde olabilirdim 15 Temmuz'dan önce. E sonrasında da bir gün gelir onlar da konuşulur. Cemaat içinden bana yapılan teklifleri veya neleri elimin tersiyle ettiğimi, nerelerden ayrıldığımı, nerelerden feragat ettiğimi, ondan sonra bağımsız tek başıma yol yürümeye karar verdiğimi bir gün onları da konuşuruz. Eğer bunları önemsiyor olsaydım zaten bugün başka bir yerde olurdum. Senin olduğun yerde ben olurdum. Ama dediğim gibi silip attığım yer ben. Ne aferinlemesinden bahsediyorsun sen? Onu sen önemsersin ancak. Aferinleme benim umurumda olsaydı bir yandan 15 Temmuz'un hem saraya bakan tarafını irdeleyeceksin hem cemaate bakan tarafını irdeleyeceksin. Bir yandan hem Hulusi Akar'ın portresini yazacaksın hem Süleyman Soylu'nunkini yazacaksın hem mafya ile ilgili videolar yapacaksın, mafyadan ölüm tehditleri alacaksın, sokak ortasında saldırıya uğrayacaksın, hastaneye kaldıracaksın ama sonra yine devam edeceksin, yine mesleğinin hakkını vermeye çalışacaksın. Burada ne kadar çıkar grubu varsa bir şeyleri gizleyen, bir şeylerin üstüne yatan, örtmek isteyen ne kadar grup varsa ne kadar kirli, mahremi, açığı hepsini birden sorgulayacak şekilde hareket edeceksin ve aferin bekleyeceksin. Kimden? İsa'dan mı Musa'dan mı? İyi de ben zaten ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranamamayı göz alarak zaten çıkmışım. Bu. Kimden aferin bekleyeceğim? E, paraşütlü Superman diye bilinen işte e, Yavuz Caner çok güzel bir, beni onore eden bir tweet atmıştı. Hala aklımdadır. Ondan ona atıf yaparak söyleyeyim. Ben elinizde kırbaçlarla durduğunuz mahallenizde sırtı çıplak gezen adamım. İstediğiniz gibi kırbaçlıyorsunuz. Aferin beklesem bunu yapmam. Ne cemaat tabanından, ne AKP tabanından, ne ulusalcısından, ne ergene koncusundan hepsiyle kavgalı, hepsiyle sorunlu, hepsiyle davalı bir adamım. Sen ne aferininden bahsediyorsun? Dinle ey cevheri. Bunları ancak sen önemsersin. O yüzden cemaat gibi 15 Temmuz gibi cız konulara girmezsin. Aslında çok iyi biliyorsun. Anlat şu Mehmet değerli, bakalım bir senden dinleyelim. Faruk Mercan girmedi bildiği halde. Aydoğan vatandaş girmedi bildiği halde. Sahi Sefa girmedi bildiği halde. Sen girmiyorsun bildiğin halde. Benim bildiğimden çok daha fazlasını bildiğiniz halde girmiyorsunuz. Niye? Çünkü cız konular. Çünkü siz sazan değilsiniz. Çünkü siz saf salak değilsiniz. Kırbaçlılar ordusunun arasında sırtı çıplak gezen adamdan aferinci olmaz cevheri. Asıl sen bu videonla işte o kapı bekçiliğini yaptığın, muhafızlığını yaptığın o statükonun, o bazı abilerin gözüne girecektin. Aferin alacaktın ama dediğim gibi yüzüne gözüne bulaştırdın. Züccaciye girmiş fil gibi her şeyi dağıttın, devirdin. Şimdi millet bunu toparlamakla meşgul senin sıvadıklarını silmeye çalışıyor herkes dört bir taraftan. Hani ne derler? Ürümesini bilmeyen köpek Suriye kurt getirirmiş. Öyle oldu. Şimdi bak herkes Türkiye'de o yani diyorlar ya sen malzeme veriyorsun. Şimdi AKP trolleri, yandaş medya, işte ulusalcılar şunlar bunlar çarşaf çarşaf senin videolarını paylaşıyor. Kesitler paylaşıyorlar. İşte Cevheri Güven itiraf etti şunun da arkasında biz vardık. Şu da şöyleydi, bu da böyleydi diye. Onlardan onlara birazdan geleceğiz. Ama şimdi şunu söyleyeyim. Bakın ben şunu demiyorum. Ben hiç kullanılmamışımdır, hiç manipüle edilmemişimdir. Hayır. Bütün gazeteciler kullanılabilir, manipüle edilebilir. Bırakın gazetecileri. Mehmet Eymür bile bakın, MİT'te uzun yıllar görev yapmış, Daire Başkanlığı yapmış, hem de kontrterör Terör Daire Başkanlığı yapmış Mehmet Eymür bile vefatından önceki son röportajlarından birisinde Halk TV canlı yayınında şöyle bir cevap vermişti. Kendisine meslek hayatınızda hiç kullanılmış olabilir misiniz? Kullanıldığınızı hissettiniz mi? diye sorulmuştu. Cevabı şöyleydi. Belki bilmeden kullanılmışımdır. O kadar çok görev yaptık ki hangisinde ne oldu? Kullanılmadığımı söylemek pek kabil değil. Demişti Mehmet Eymür. Bakın Mehmet Eymür bile bunu diyor. Hepimiz için böyle bir his var. Ama önemli olan ne? Önemli olan şu. Bunun farkında olmak, bunun bilincinde olmak ve buna hazırlıklı olmak. Hazırlıklı olurken ne yapmak? Gelen her bilgiyi atlamamak, teyit etmek, çapraz kontrol yapmak, arşivinize başvurmak, güvendiğiniz kaynaklara başvurmak, kendi aklınızın süzgecinden geçirmek, muhakemenizi yapmak, vicdanınıza sormak ve mümkün olan en az riskle yani hasar alma riskiyle, kullanılma riskiyle bu elinizdeki bilgiyi habere dönüştürmek, yayına dönüştürmek. Yapabileceğimiz bu yani cevheri hiç mi kullanılmamıştır. Müessir Yıldız gibi, Ali Tarakçı gibi, benim gibi başkaları gibi defalarca bir sürü yanan yanlış videosu var. Bir tanesini mesela merak edenlere sadece bir tane örnek vereyim. 2 Kasım 2023 tarihli benim iki cumhurbaşkanı bir sınır ötesi Rans savaşı ve 50 milyon dolara indiren Erdoğan başlıklı videomu izleyin. Aytaç Ocaklı ile ilgili Ukrayna'daki AVM ile ilgili bir de Cevheri Güven bu konularda neler anlatmış onlara bir bakın aradaki farkı bir görün. Ondan sonra kararı siz kendiniz verin. Yani buna benzer risk hepimiz için var. Bütün gazeteciler için var. Sonra mesela 15 Temmuz ile ilgili de ben şunu demiyorum ki on, ben 15 Temmuz'u aydınlattım. Ben bunu iddia etmiyorum. Ama şunu söylüyorum en azından bunun için çaba gösteriyorum. Kafa patlatıyorum. Bir şeyler okuyorum. Bir şeyler soruyorum, soruşturuyorum, birilerine ulaşıyorum. Çünkü bir derdim var. Çünkü bir şeyleri çözmeye çalışıyorum. Mesleğim çünkü bunu gerektiriyor. Ama sen ne diyorsun? Bunlar ne devleti bilirler? Ne Türk devletinin geçmişte yaptıklarını bilirler? Böylesine hariçten gazel okuyan, her türlü aferinleme ile gazı alıp yürüyen böylesine tipler diyorsun. Peki ben sormak istiyorum. Sen nereden biliyorsun Cevheri devleti? Sen hangi görevle, hangi background'la, hangi tecrübeyle, deneyimle devleti biliyorsun? Merak ediyorum. Hadi biz bilmiyoruz. Tamam. Zaten benim bilmem gerekmiyor. Ben devleti bilmiyorum. Sen biliyorsun ya. Nereden biliyorsun devleti? Ha, o yıllarca içinde bulunduğun mahrem birimlerde kendini devlet sanmaya başladığınız dönemleri kastediyorsan veya şimdi senin o bilgi havuzuna, analiz havuzuna, bilgi destek havuzuna yardımcı olan eski bürokratlardan aldığın bilgilerle devleti öğrendiğini zannediyorsan yani bunu ancak gülüp geçeriz ama yok başka bir şeyse açıkla. Nereden biliyorsun devleti? O kadar iyi biliyordunuz da devleti o kadar iyi tanıyordunuz da bu 15 Temmuz tuzağına niye düştünüz o zaman? Niye bu kompleye düştünüz? Devlet niye sizi öyle suya götürüp susuz getirdi? Bedelini de şimdi milyonlarca insan ödüyor. Onlara ödetiyorsunuz. Onlar adına konuşulunca da Bağırıyorsunuz. E ne diye kumpasa geldiniz? Devleti bu kadar iyi tanıyordunuz da ve hala da üstelik burnundan kıl aldırmıyorsun. Yani böyle siz kendinizi devlet zannederken, devlet olduk zannederken gerçek devletle karşılaştınız. Devletin sillesini yediniz, feleğiniz şaştı, bedelini de milyonlarca insana ödetiyorsunuz ama hala burnundan kıl aldırmıyor. Hala devleti ben bilirim, devletten her yerden haberler alıyorum. E zaten devletin de bu operasyonları sürdürürken en büyük gerekçesi bu diyorlar ki çünkü bunlar ölmedi, bitmediler. Kripto unsurları hala devletin içerisinde. Zaten en büyük gerekçe bu değil mi? Sen de maşallah sürekli bu havayı veriyorsun. Sürekli bu imajı veriyorsun. Bu gazı veriyorsun. E o zaman biz de sana şunu diyelim aynı mantıkla. Sen kime çalışıyorsun Cevheri? Zalime koz veriyorsun. Zalime malzeme veriyorsun. Söylem veriyorsun. E bunu diyelim. Ha şunu da söyleyeyim. Tamam biz Cevheri gibi devleti bilmeyiz ama siz yine de benim 15 Temmuz ve Yeni Devletin kodları videomu, 9 Mart, 12 Mart ile 15 Temmuz'un arasındaki farklar benzerliklerle ilgili uzun uzun çektiğim 3 videoyu, 15 Temmuz'un sırları Cemal Madanoğlu'nun bilinmeyen hikayesinde saklı başlıklı videoyu, cemaatin Türkiye'de sonunu getiren 6 büyük yanılgı videosunu, 15 Temmuz Sezar'ın içeriden dışarıdan konsensüsle ortaklaşa öldürülmesidir videosunu izleyin. Ondan sonra kendiniz bir bakın, karar verin. Bakalım kim devleti biliyormuş, anlıyormuş, kim anlamıyormuş bir kendiniz karar verin. Ve diyor ki cevheri güven, devlet bu tipleri öyle güzel kullanır ki bunlar kullanıldıklarının bile farkında değillerdir. Çok güzel şeyler yapıyoruz filan zannediyorlardır. 15 Temmuz'u aydınlatıyoruz filan zannediyorlardır. Oysa 15 Temmuz dediğiniz hadise öyle aydınlatılacak filan bir hadise değil. Atlayarak gidiyorum. Bunların böyle olması gerekiyordu. Devlet o şekilde karar verdi, o şekilde yaptı ve öyle oldu. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Çünkü devlet öyle istedi diyor. Bu hikayenin aydınlatılıp aydınlatılmaması konjonktürle ilgili meseledir diyor. Örnek veriyor işte mesela 90'larda diyor mafya babaları vardı diyor. Ama MGK'da karar verildi, mafyanın bitirilmesi kararı verildi. Bir bir o mafya babaları alındı getirildi, mafya bitirildi diyor. Şimdi de eğer konjonktür değişirse, devlet karar verirse, 15 Temmuz aydınlatılacak derse... 15 Temmuz aydınlatılır. Onun dışında diyor devlet o kadar güçlü ki diyor siz kendinizi yaksanız da, kendinizi yok etseniz de, parçalasınız da hiçbir şeyi değiştiremezsiniz, hiçbir şeyi de aydınlatamazsınız diyor. Bunu söyleyen de bir gazeteci. Bize gazetecilik dersi verdiğini zannetten bir gazeteci. E o zaman bırakalım mesleği, bırakalım hiçbir iş yapmayalım. Devlet karar veriyor her şeyi. Bugün konjonktür gereği böyleyse böyledir. Öyle istemişse öyle olmuştur. Yarın başka türlü olacaktır. E o zaman bir tek biz o konjonktüre uygun devletin istedik, istediği alanlarda yayın yapalım, haber yapalım, mesleği yapalım öyle mi? Peki Cevher Güven sen niye o zaman 15 Temmuz'la ilgili bazı videolar yaptın geçmişti? Veya şimdi 15 Temmuz'u sorgulayan, çözmeye çalışan, videolar yapan diğer gazeteciler için de mi aynısını söylüyorsun? Mesela Adem Yavuz'a da mı diyorsun? Adem boş ver, bo boşuna uğraşma bu işlerle diyor musun? Kafanı yorma diyor musun? Devlet kararı verdi bitti bu aydınlatılamaz. Yarın konjonktür değişir o zaman çözeriz mi diyorsun? Yoksa bunu sadece benim gibi olayın her iki tarafını da çözmeye çalışanlara mı söylüyorsun? E söyle de bilelim. O zaman senin bir karın ağrın var demektir. Bu işin cemaate bakan tarafıyla ilgili bir karın ağrın var belli ki. Neyi saklamaya çalışıyorsun? Kimleri korumaya çalışıyorsun? Seni rahatsız eden ne? Veya gelelim şimdi buradan senin ekmek tekmeni olan mafya haberlerine, mafya videolarına. E sen niye bu videoları yapıyorsunuz o zaman? Madem devlet karar veriyor MGK'da bitirme. Şimdi belli ki önü açılmış. Yarın bitirebilir. Konjonktür değişir. Sen diyorsun ki ben devleti Türkiye'nin bugününü anlayabilmek, çözebilmek için mafyaya bakıyorum. Ya neyine bakıyorsun mafyanın? Devlet öyle karar vermiştir. Bugün önlerinin açılması gerekmiştir. Önleri açılmıştır. Sen kafanı yorma cevheri. Yarın bir gün konjonktür değişir. MGK karar alır. Biterler. Hepsinin defteri dürülür. Sen sıkma canını, sen anlamaya çalışma, kafanı yorma sen. Sen zaten devleti çok iyi biliyorsun, çok iyi tanıyorsun. Zamanını tayin edersin sen onun. O zaman yaparsın o videoları. Ha yok eğer diyorsan ki ben şimdi oltaya düşüreceğim sazanlara bakarım. Buradan izlenme rakamlarına bakarım. Türk milleti seviyor. Kurtlar Vadisi ergenleri bayılıyor mafya videolarına. Buradan ben cukkaladıklarıma bakarım diyorsan o ayrı konu. Tabi ekmek teknesi ona bir şey diyemem. Devam et o zaman devam et. Başka ne diyor? Bakın cemaat zaten 2015'te kırmızı kitaba girdi iç tehdit olarak. Cemaatle mücadele için strateji belgesi çıktı. Ondan sonra ağzında kuş tutsan yapabileceğin bir şey yok. Ondan sonra 15 Temmuz olmuş olmamış bunların hepsi hikaye devletin nasıl bir güç olduğunu tahayyül edemiyorlar. Madem öyleydi senin de parçası olduğun o mahrem taraflar 2015 MGK'sından sonra niye devletle savaşmayı seçti? Niye bu kadar insanın başını belaya soktunuz? Niye bu kadar insanın canına kıydınız o zaman? Çünkü Tayyip'in bir fiskelik canı vardı mı diyordunuz? Tayyip'i biz alaşağı ederiz mi diyordunuz? Yoksa devleti sadece Tayyip Erdoğan'dan ibaret mi zannediyordunuz? Yoksa devlet başka bir şey miymiş? Sizin zannettiğiniz gibi değil miymiş? Daha sonra mı yüzleştiniz? Haşa huzurdan biz bilmeyiz. Biz bilmeyiz ama yani öyle fazmış, cazmış, bazmış biz bilmeyiz de siz bilirsiniz de sakın bu faz olayı cemaatin yeni fazı olmasın. Şimdi Ebu Selem'e konuşuyor, Ahmet Dönmez yazıyor, insanların kafası karıştı, sorgulamaya başladılar, mesafe koyanlar oluyor. Ebu Selem'e güleni izah edemiyorsunuz. Şimdi o yüzden biz diyelim ki devletin kararı bu, devlet bir operasyon çekiyor. Sakın safları bozmayın, safları sık tutun. Tavan diye, tavan diye bizi ayıracaklar, sakın buna müsaade etmeyin. Fazla mı geçti cemaat ve senin bağlı olduğun abiler? Sen de bunun sözcülüğünü mü üstleniyorsun acaba bilmiyorum. Şimdi mesela faz baz olunca insan ister istemez bunları da soruyor. Ha şimdi gelelim buradan bu gezi olayları ve 17-25 Aralık olaylarına. Şimdi muhalif kesimler de, geziciler de, gezi olaylarına katılanlar da 17-25 Aralık mağdurları da mesela bundan dolayı içeride olanlar da herkes dört bir taraftan Cevheri Güven'in bu sıvadıklarını temizlemekle meşgul. Bununla ilgili Cevheri ne diyor? Gelin onlara bir bakalım. Şimdi diyor ki 17-25 Aralık'ın arkasında cemaat vardı. Gezi olaylarının arkasında sekülerler vardı. Bunlar ittifak yaptılar Erdoğan'ın karşısında. Ve diyor ki devletin kodları aslında bunun tam tersi bunun üzerine kurulmuştur devlet yani dindarlarla sekülerlerin asla yan yana gelmemesi bunların arasında sürekli bir gerilimin olması üzerine kurulmuştur fakat ilk kez diyor bakın ilk kez diyor 2013'ten sonra bu bozuldu ve bunda çatlaklar oluştu cemaatle sekülerlerin bir yandan 17-25'i Erdoğan'a karşı yapan cemaatle gezi olaylarına Erdoğan'a karşı yapan sekülerlerin ittifakıyla bu bir çatlak oluştu. Bir alarm çalmaya başladı. Ondan sonra devletin bunu bozması gerekiyordu. 15 Temmuz oldu ve işte yeni kapı ruhuyla bu çatlak giderildi diyor. Ya ben merak ettim şimdi. Devleti bu kadar iyi tanıyan Cevheri Güven şunu bilmiyor mu acaba? O devletin, o seküler devletin, o seküler aklın aslında 2013'ten çok önce Tayyip Erdoğan'la ittifak yaptığını bilmiyor mu? Dindarlarla sekülerler yan yana gelemezmiş. E AKP tabanıyla Erdoğan'la nasıl yan yana geldi bu devlet aklı? Çünkü bunun arkasında kurulan ittifakları bilmiyor mu acaba Cevheri? Bilmiyor olabilir mi? Mesela benim 15 Temmuz ve Yeni Devletin Kodları videosunda sadece kıyısından köşesinden değindiğim daha sonra yazı dizisi yapacağım dediğim hatta kitaba dönüştüreceğimi söylediğim bir konseptin içerisinde bahsettiğim bir kavram vardı. Galievizm Sultan Galievizm bu ne demektir? Bu nereden doğmuştur? Neyi savunmaktadır? Bunun sonucunda neler olmuştur? Acaba bunları bilmiyor olabilir mi? Yani haşa huzurdan. Yani bilmiyor olamaz da yani cevheri. Yani yine de böyle bir hani sorma gereği hissediyorum. Safça, salakça sorma gereği hissediyorum. Acaba bunları bilmiyor olabilir mi? O zaman niye böyle bir şey söylüyor? Yoksa amacı koz vermek miydi? E baksanıza ondan sonra bangır bangır Türkiye'de bazı hesaplar, bazı medya organları işte itiraf etti diyor. Bana ellerine koz veriyorsun. Senin söylediklerin manşet oluyor diyenler bir baksınlar. Hadi fanatikler grubu cevheriye de desenize sen ne yapmaya çalışıyorsun diye. Şimdi gidin sorun bakalım 17-25'ten dolayı cezaevlerinde yatanlara neler hissediyorlar, neler düşünüyorlar diye bir sorun bakalım. Geziciler Sekülerler ne düşünüyor? Mesela Murat Yetkin ne düşündüğünü yazdı onu okuyayım sizlere. Bu bir iftira diyor bir kere. Çünkü 2013'ten sonra sekülerlerin Fethullahçılarla işbirliği yaptığını söylüyor Cevheri diyor üstelik 17-25 Aralık'tan 6 ay önce Haziran 2013'teki Gezi protestolarının sekülerlerin işi olduğunu söylediği halde sonrasında belli bir işbirliği kurulduğunu ima ediyor. Bu iddialar iktidar cephesinin yıllardır Osman Kavala ve Gezi davası mahkumlarının darbe hazırlığını Fetullahçılarla da işbirliği içinde tezgahladığı söylemiyle paralel. da Kavala ve gezicilerin davasına yeniden bakılmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel arasındaki diyalog sürecinde konu edildiği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyarak Kavala'yı serbest bırakmaya çağırdığı ve AK Parti içinde de bu görüşe sıcak bakanların bulunduğunun Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi tarafından gündemde tutulduğu bir dönemde diyor Murat Yetkin. Yani zalime koz veriyor diyor. Zamanlama manidar diyor. Tam da şimdi diyor. Osman Kavala ile ilgili dava sürecinden bahsediyor. Herkese saf, salak, sazan diyen cevherinin aklı öyle bir taşıyor ki herkes onu toplamaya çalışıyor. Adamın aklı kabından taşıyor, yerlere dökülüyor. Herkes onu toplamakla meşgul. Yetmiyor. Taşıyor akıl. Oysa mevzu neydi? Sekülerlerle dindarların buluşması değil zaten seküler devlet aklı Erdoğan'la bir ittifaka varmış da az önce söylüyorum yani bir takım şeyler geçmişteki alınan kararlar falan Mevzu dindar seküler değil. Mevzu şu. Devletçi olmak ve milliyetçi olmak. Bugün adına yerli ve milli dedikleri o motto. Sen dindar da olsan, sosyalist de olsan, Kürt de olsan öncelikle senin için şöyle bir karar verecek devlet. Bu adam devletine bağlıdır. Bu adam millidir. Bu adam yerlidir. Bu toprakların insanıdır. Eğer seni kökü dışarıda görüyorsa, Amerikancı, Atlantikçi, Batıcı, NATO'cu vesaire görüyorsa, evrenselci, küreselci görüyorsa bittin. Nece olursan ol. Öncelikle devletçi olacaksın. Burada kurulan ittifak aslında şuydu. Devletin dindarları kendisine benzetmesi, kendisini köleleştirmesi ve onların kalabalıklığından istifade ederek kendi devletçi politikalarını sürdürmesi mesele buydu. Oysa Cevheri Güven bu videosuyla öyle şeyler anlatıyor ki tam da Tayyip Erdoğan'ın tezlerini doğrulayacak şekilde o yüzden zaten üzerinde tepiniyorlar. Benim 38 bölümlük cemaat 15 Temmuz yazı dizimin üzerinde o kadar tepinmemişlerdi. Bu 40 dakikalık video kadar öyle malzemeler verdi ki o zaman sizin bu mantığınızla bu küçük adam mantığınızla sorayım ben de o zaman sen de buna mı çalışıyorsun cevheri amacın bu muydu? Aferinliyorlar mı seni de şimdi? Seni nasıl kim bilir nerede gaza getirdiler sırtını sıvazladılar ki her şeyi yapabilecek hale geldin. Bir videoyla her şeyi darma duman ettin. E İbrahim Kalın gelmiş de, yeni bir faza geçmişler de artık gazlama değil bazlama pardon fazlama dönemine geçmişler de yeni fazlarmış da Bunlara gerek yok ki. Onun yerine şöyle bir şey var. Kendi kurduğu sarmalın içine düşen sazanlar fazla herhalde bu. Kendi oltasına yem olan sonra kendi yemenin takılı olduğu oltaya düşen sazanlar fazla gibi bir şey. Ya ben öyle görüyorum Cevher'in düştüğü şu durumlardan. Devlet o kadar güçlüymüş ki kendinizi yaksanız da parçalasanız da 15 Temmuz'u çözemezmişsiniz ve o zaman susalım. Peki bu şartlarda ne iş yapabiliriz biz? Ne tür habercilikler yapabiliriz? Mafyayı takip etmeliymişiz devleti çözebilmek için, Türkiye'nin yeni gidişatını öğrenebilmek için mafyayı takip etmeliymişiz. Kendisi o yüzden mafya haberleri yapıyormuş. Bu konu iyi reyting getiriyor, iyi izlenme getiriyor, iyi para getiriyor demiyor da Türkiye'deki Kurtlar Vadisi ergenlerine veriyorum dozu, veriyorum dozu demiyor da benim meslek hayatım Sedat Peker'den önce, Sedat Peker'den sonra diye ikiye ayrılıyor. Bu işlerden o yüzden kopamıyorum diyemiyor da 15 Temmuz'u bütün yönleriyle araştırmaya, soruşturmaya, yazmaya maçam yemiyor demiyor da eğer bunları yazarsam, eğer bunların üzerine gidersem, bunları paylaşırsam beni ben yapanlar, o abiler benim fişimi çeker demiyor da 15 Temmuz çözülemezmiş, konjonktür değişince çözülürmüş, devlet o kadar güçlüymüş, o kadar güçlüymüş, o kadar güçlüymüş ki kendinizi yaksanız da parçalasanız da bir şeyi değiştiremezmişsiniz. Yani herhalde bu videodan sonra devletten iyi bir aferin almıştır cevheri güven. Devlet bile de demiştir ki herhalde biz bile bu kadar güçlü olduğumuzu bilmiyorduk. Biz bile bu kadar güçlü olduğumuzu anlatamazdık. Aferin sana demişlerdir herhalde. Bir sırtını sıvazlamışlardır. Yoksa yazık olur. Şunun için de bence teşekkür etmesi lazım. Aferin demesi lazım. Devletin öyle fazlara mazlara gerek yok. Cemaati bitirmeye yok etmeye çalışıyor. Evet. Dediğim gibi az önce de söylemiştim ya. Buradaki en büyük gerekçesini bunlar bitmedi. Bunlar yıkılmadı. Hala varlıklarını sürdürüyorlar. Cevheri diyorum ya şu şu anki devletin geçtiği fazları biliyor. Ebu Seleme'nin arkasında devletin aldığı kararları biliyor. Yeni bir süreç başlattığını biliyor. Güncel olarak içeriden bilgi alabiliyormuş. Zaten videoların çoğunda da bu imajı veriyor ya. Kripto bilgiler şunlar bunlar. E bu malzemeyi veriyor. Devlette de operasyonları buna gerekçe yaparak sürdürüyor. Ben de merak ediyorum. Acaba sizin aranızda İsrail ile İran gibi bir ilişki mi var? Acaba herkesin önünde düşman gibi görünüp perde arkasında birbirinize yardım mı ediyorsunuz? Birbirinizden mi besleniyorsunuz? Birinizin varlığı ötekinin varlığına mecbur mu? Mahkum mu? Ben bunu merak etmeye başladım. Çünkü cevherinin böyle bir karın ağrısı var benim. Ki. Benim gibi her iki tarafı da sorgulayan insanlardan niye rahatsız oluyor? Zaten kaç kişiyiz ki? Ya bir ben varım, bir arada Kamil Maman var. Böyle birkaç kişi var. Yani her iki tarafı da sorgulayan insan da pek fazla yok. Ama bu bile bu kadar zoruna gittiğine göre herhalde etkili oluyor. Bu yüzden mi zoruna gidiyor Cevheri? Şimdi sen bize devlet, siyaset, medya, gazetecilik dersleri veriyorsun ya, yargı dağıtıyorsun ya. Ya sen bir kere Tayyip Erdoğan'ın o bir iki kere o hastalıkla ilgili hani yürümekte zorlandığı videolar düşünce hemen çıkıp Tayyip Erdoğan devri kapanmıştır. Tayyip Erdoğan dönemi bitmiştir. Bundan sonra aklı olan Tayyip Erdoğan'ı muhatap almaz, Tayyip Erdoğan'la görüşmez. Bundan sonra aklı olan Hakan Fidan, Hulusi Akar ikilisiyle masaya oturur. Onu muhatap alır demiş adamsın ya. Sen bize kalkıp şimdi siyaset, devlet, gazetecilik dersleri veriyorsun. Tamam gazetecilik öğrenelim birilerinden, gazetecilik dersi alalım ama o kişi sen değilsin. Görüntülü tabloid çıkmış bize gazetecilik yargısı dağıtıyor. Onu birilerine dağıt tamam. Bazı fanatikleri her şeyi alkışlamaya hazır olan, duymak istediklerini söylediklerin seni alkışlamaya devam edebilir. Ya da Türkiye'deki o bahsetmiş olduğum Kurtlar Vadisi ergenleri alkışlayabilir tamam. Ama bunun ötesinde bir gazetecilik dersi veremezsin. Cevher güven. Cevher güven nedir biliyor musunuz? Köpeksiz köyde değneksiz gezen bir süper zekadır. Atanamamış bir Fuat Avni'dir. Deşifre olmamış bir Tunca Yopçin'dir. Di daha doğrusu. Şimdi kendini ifşaladı kendi tabiriyle. Şimdi bu son videoyla kendini ifşaladı. O yüzden diyorum kendi sarmalana düşen sazan diye. Kendi oltasına kendini yemeden sonra kendi kendini yiyip kendi oltasına takılan bir sazan bütün bu yaptıkları, ettikleri, devirdiği çamlar, devirdiği o bardaklar, fincanlar, züccaciye malzemeleri ve peşinden onun sıvadıklarını temizlemeye çalışanlar bunu gösteriyor işte. Çok çok uzun bir video oldu farkındayım. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediklerimi şimdilik söyledim. Bu konuyla ilgili umarım yeni bir video çekmek zorunda kalmam. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.